Hırsız korkusu. İyi akşamlar enişteciğim. Oo Zafer! İyi akşamlar. Gel bakayım hayırsız, gel gel gel. Ne söylesen haklısın enişteciğim. Hoş geldin. Otur bakayım, otur canım. Hoş otur. Bulduk. Nerelerdesin sen? İnsan bir kere olsun uğramaz mı? Ha? İnan enişte, bütün zamanım işle geçiyor. Ne yazık ki öyle. Artık akrabaların yüzünü ya cenazelerde ya da düğünlerde görebiliyoruz. Ne var ne yok? Annem baban iyiler mi? Hepsi de iyiler. Sana önemli bir haberim var enişte. Ya nedir o, merak ettim doğrusu. Evleniyorum. Evleniyor musun? Aman aman, ne kadar çok sevindim. Artık evlenmek senin hakkındır. Nereden buldun bu şanslı kızı? Fakülteden arkadaştık. Sonunda da evlenmeye karar verdik. Hayırlısı olsun. Çok sevindim. Teşekkür ederim enişte. Yalnız bir sorunum var. Hayrola, neymiş sorunun? Kiralık ev bulamadık. Kiralık ev mi? Fatih'teki evinizde neden oturmuyorsunuz? Kiracı çıkmak istemiyor. Ben de çıkarmak için mahkemeye başvurdum. Ah yeğenim Neden hep böyle belalar bizi bulur? Enişte, acaba sizin semtte kiralık bir ev bulabilir miyiz? Bahçeli evlerde mi? Evet, bahçeli evlerde oturmayı çok istiyorum. Dur bakayım dur, bizim mahalledeki emlakçıyı arayayım. Alo, İsmet Bey. Ben Abidin. Nasılsın? Ben de iyiyim. İsmetçim, bak şimdi dinle beni. Yeğenime kiralık bir daire arıyoruz. Var mı? Kaça? 8 milyon diyor. Uygun mu? Evet enişte, uygun. Alo, İsmetçim. Yeğenim kirayı uygun buldu. Bu ev hangi sokakta? Evet. Evet, anladım. Benim evin arkasındaki sokakta. Bana bak, sen saat kaça kadar oradasın? Eve bugün bakacak mıyız? Evet enişte, evi bir an önce görmek istiyorum. Tamam İsmetçim, bir saate kadar geliyoruz. Bana bak, artık evi başkasına gösterme. Sakın ha, anladın mı? Kesinlikle. Ona göre, tamam mı? Güzel, oldu. Tamam İsmetçim. Evet yeğenim. Ev 80 metrekareymiş. Efendime söyleyeyim, sobalıymış. Kaç metrekare olursa olsun fark etmez. Ev aramaktan usandım artık. Oldu yeğenim, bu evi sana tutuyoruz. Kalk bakayım. Şu dükkanın kepenklerini kapatıp gidelim. Zaten bu saatten sonra müşteri gelmez. İşte yeğenim, işte. Bak, tam sana göre bir daire. Burası salon. Gel bakayım şöyle. Burası da yatak odası. Ev fazla büyük değilmiş. Evet, burası da mutfak. Bak işte burası tuvalet, burası da banyo. Gayet güzel bir daire, üstelik masrafsız. Baksana, duvar kağıtları yeni. Ben badana da gerektirmiyor. Evet, ev sahibi oturmaya hazır halde kiraya vermiş. Tutalım bu daireyi Zafer'cim. Bu fiyata bu semtte başka bir ev bulamayız kesinlikle. Çocuk musun sen? Haklısın enişte. Burası da balkonun. Hey şu manzaraya bak yeğenim, görüyor musun? Bütün semt ayağının altında. Manzara harikaymış. Bina tam köşede olduğundan bütün odalar güneş görüyor. Akşamları iş dönüşü balkonda oturursun. Efendime söyleyeyim, bütün yorgunluğunu atarsın, anladın mı? Şöyle güzelce çayını kahveni yudumlarsın, anladın mı? Gel keyfim gel. Ev beklediğimden çok daha güzelmiş. O halde bu iş tamamdır. Şimdi sıra ev sahibiyle kontrat yapmaya geldi. Hadi emlakçıya gidelim. Bana bak. Bak. Bu kapı kilitlerini değiştir. Hırsızlara karşı dikkatli olmalısın. Sakın ha! Hatta mümkünse çelik kapı yaptır. Etrafta hırsız kaynıyor. Tabii ya! Çocuk musun oğlum sen? Haklısın enişteciğim. Beni iyi dinle Zafer.
Hırsızlar özellikle yeni evlileri takip ediyorlar. Ya, bu yüzden çok uyanık olmalısınız. Tabii ya. Çok tedirgin ediyorsun beni. Bana bak, beni dinle. Düğünde size çok miktarda altın ve bilezik takılacak, öyle değil mi? Evet. Nereden baksan 200-300 milyonluk altını eve getireceksiniz. O kadar altın takılır mı? Elbette. Ayrıca getireceğiniz milyonlarca liralık elektronik eşyalar. Düşünebiliyor musunuz? Eğer önlemini almazsan bunların hepsi bir gecede gider. Tabii ya, çocuk musun oğlum? Of. Sözlerimi kulak arkası etme sakın ha. Merak etme enişte. Kilitleri değiştireceğim. Aferin. Baksana kimi getirdim. Merhaba halacığım. Hoş geldin yavrum, gel. Gel şöyle otur. Nasılsın halacığım? İyiyim oğlum, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Annem baban nasıllar? Onları çoktandır göremiyorum. Hı? Hepsi de iyiler. Ayşe, haberin var mı? Yeğenimiz evleniyormuş. Zafer, aşk olsun. İnsan evleneceğini halasına haber vermez mi? Kusura bakmayın halacığım. Özür dilerim, çok ani oldu. Kimseye haber veremedik. Yeğenimizle komşu oluyoruz. Zafer'e arka sokakta manavın karşısındaki daireyi tuttuk. Sahi mi? Nasıl sevindiğimi anlatamam. Biliyor musun Ayşe? 3 oğlum vardı, şimdi 4.'sü de geldi. Elbette. Zafer yeğenimiz ama oğlumuz gibi severiz onu, değil mi? Eksik olmayın. Ben de sizleri annem babam gibi görüyorum. Evi kaça tuttunuz? 8 milyon. Fena değil. İyi. İyi. Yakın olmamıza çok sevindim. Hem gelinimizle de göz kulak oluruz, değil mi? Birbirimize gidip geliriz. Düğün ne zaman? 3 hafta sonra. Oo, fazla zaman kalmamış. Ev sahibiyle kontrat yaptınız mı? Bugün yaptık. Kefili de ben oldum. Çok depozite verdiniz mi? Hı? 300 dolar istedi. Ben kesinlikle kabul etmedim. Kabul eder miyim hiç? Çocuk musun Ayşe? Sıkı bir pazarlık sonucu depozitoyu 250 dolara indirdim. Tabii ya, çocuk musun? İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Zafer, şimdi beni iyi dinle. Bu semtte kapınıza pencerenize çok dikkat etmelisiniz. Sakın ha. Hırsızlar özellikle yeni evleri ziyaret ediyorlar. Haberin olsun. Kapının kilitlerini mutlaka değiştirmelisin. Değiştireceğim halacığım. Son günlerde hırsızlık olayları çok arttı. Gözünüzü dörde açmalısın. Elbette. Uyarılarınız her zaman aklımızda olacak. Demek sonunda sen de bahçeli evlerle olacaksın. Bahçeli evleri çocukluğumdan beri severim. Bu semte ait çocukluk anılarım var. 20-25 yıl önce annem ve babamla size gelirdik. Bahçelerinde rengarenk güllerle süslenmiş iki katlı evleriyle İstanbul'un en şirin semtiydi. Hiç unutmam, bir gün sizin evin terasında oturmuştum. Pick-up'tan o zamanların ünlü şarkısı olan O Mami adlı parçayı dinlerken bahçeli evlerin manzarasını kuş bakışı seyretmiştik. Şimdi o güzelim evlerin yerine beton yığını yüksek apartmanlar yaptılar. Artık bahçeli evlerin eski güzelliği kalmadı. Bravo Zafer, bravo. O kadar zaman geçmesine rağmen çocukluk günlerini aynen anımsıyorsun. O tatlı anıları asla unutamam. Beni buraya çocukluk anılarım bağlıyor. Bu nedenle de burada oturmak istiyorum. Hem sizlere de yakın olacağım. Eşyaları, mobilyalarını ne zaman getireceksin? Bu hafta yalnızca mobilyaları yerleştirmek istiyorum. Bu hafta mı dedin? Kesinlikle olmaz. Neden enişte? Düğün 20 gün sonra değil mi? Evet. Boş evde mobilyaları 20 gün nasıl bırakırsın? Ya hırsız gelip mobilyaları götürürse? Hay ömürsün enişte. Hırsız kocaman mobilyaları nasıl söküp götürebilir? Yeğenim, sen hırsızları bilmezsin. Onlar mobilyaları da sökerler. Onlar her konunun uzmanıdırlar. Tabii ya, çocuk musun oğlum? Enişten doğru söylüyor Zafer'cim. Artık hırsızlar eşyanın ağrına hafifine bakmadan her şeyi götürüyorlar. Hırsızları siz bana sorun. Mobilyalara kaç para verdin? 225 milyon. Gördün mü ya? O kadar parana yazık değil mi? Pekala. Senin dediğin gibi yaparım enişteciğim.
İşte şimdi anlaştık. Düğüne 2 gün kala mobilyalarını taşırsın. Ben artık izin isteyeyim. Neden kalktın Zafer? Yemek hazırlayacaktım. Sağ ol halacığım, yapılacak işlerim var. Her şey için teşekkürler. Hadi hoşça kal. Hadi güle güle. Evdekilere selam söyle. Güle güle oğlum, güle güle. Böyle olmadı ama yemek yemeden gidiyorsun değil mi? Başka bir zaman halacığım. Hoşça kal. Merhaba sevgilim. Merhaba Seda. Çok beklettin mi? Hayır, ben de şimdi geldim. Bu nasıl nişanlık Zafer? Neden? Ne oldu? Ne bileyim ben, böyle sokaklarda buluşmak. Liseli aşıklar gibi flört ediyoruz. Neden bizim eve gelmiyorsun? Böyle buluşmalar hoşuma gidiyor Seda. Aşkımız büyülü bir ortama sürükleniyor. Adeta kutsallaşıyor. Hadi gel, şu pastanede biraz oturalım. Ne var ne yok canım? Sorma hayatım, çok yoruluyorum. Bir yandan kendi işlerim, diğer yandan evlilik hazırlıkları. Bu tempo içinde sürüklenip gidiyorum. Evlenmek kolay değil sevgilim. Mobilyalar ne zaman gelecek? Düğünümüze 2 gün kala. Ne? Olmaz öyle şey Zafer. Neden? Akrabalarımla çeyiz sermeye geleceğiz. Eşyalar olmadan çeyizimi boş eve mi sereceğiz? Mobilyaları bu hafta içinde kesinlikle yerleştirmeliyiz canım. Yeter artık. Bu kadar da olmaz Seda. Beni 2 arada bir derede bırakıyorsunuz. Eniştem aman yeğenim sakın boş eve mobilyaları getirme çalınır diyor. Sen aman bir an önce getir diyorsun. Delirtecek misiniz beni? Düğüne 2 gün kala mobilyaları göndermezler. Orası burası yetişmedi diye bahane uydururlar. Olur mu öyle şey? Dünyanın parasını verdim. Gününde göndereceklerine dair söz verdiler. Onların sözüne aldırma. Geçenlerde evlenen bir arkadaşımın mobilyalarını düğünlerinden 15 gün sonra gönderdiler. Hem şu senin enişten de biraz tuhaf insanmış. Eniştemin neden tuhaf olduğunu sorabilir miyim? Ayol hırsız kocaman mobilyaları nasıl götürecek? Ay ne komik. Lütfen yeter Seda. Bu kadar komik mi? Enişten bizim iyiliğimizi düşünüyor. Ay ne yapayım hayatım? Kendimi tutamıyorum. Karıcığım. Efendim canım. Televizyon kanallarında izleyecek bir şey bulamadım. Bu akşam erken yatalım, ne dersin? Çok iyi olur. Ay, yemekten sonra üzerime bir ağırlık çöktü. Misafir galiba. Ben bakarım. Kim geldi acaba? Buyurun. Şişmanlıktan çektiğim kadar hiçbir şeyden çekmedim. İyi akşamlar damat bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle hoş geç. Bulduk. Koltuğa otur enişteciğim. Hoş geldin halacığım. Hoş bulduk oğlum, hoş bulduk. Hoş bulduk da şu şişman halimizle 5 kat merdiven çıkınca nefes nefese kaldık. Haklısın halacığım, asansörle ev gibisi yok. Eniştenle birlikte yeni evleri bir görelim dedik. Geldiğiniz için çok sevindim Alar. Yeni evimizin ilk konukları sizler oldunuz. Biz düne kadar akrabaydık. Artık komşu da olduk. Aman. Ay mobilyalarınızı çok beğendim. Güle güle kullanın. Sağ ol halacığım. Gel halacığım sana odaları gezdireyim. Siz odaları gezerken biz de Zafer'le kapı kilitlerine bakalım ha. Tamam enişte. Tamam. Bu üst kilit sağlam, tamam. Evet, bu da alt kilit. Gayet sağlam görünüyorlar. İyi marka seçmişsin. Aferin yeğenim, gözüme girdin. İçeri kapı için param yetmedi. Acele etme. Hedefe adım adım varılır. Zamanla o da olur. Gel oturalım bakalım, gel. Bu hırsız konusuna kafamı fazla takmış olacağım ki. Geçen gece rüyamda hırsız var diye bağırmışım. Seda beni uyandırdığında kanter içindeydi. Ay, eviniz bir harika Zafer.
Ömerciğim. Güle güle oturun. Teşekkür ederim. Az önce hangi hırsızdan söz ediyordun Zafer? Enişteme geçen gece gördüğüm kabusu anlatıyordum. Bu hırsız meselesini nereden de Zafer'in aklına soktunuz enişte, aşk olsun. Artık hırsızlar Zafer'in rüyalarını işgal ettiler. Uykuları kaçıyor. Balayına ne zaman gideceksiniz? Bu hafta içinde. Ne kadar kalacaksınız peki? 5 gün. Gideceğiniz yer için karar verdiniz mi? Uludağ'a gideceğiz. İyi dinleyin çocuklar. Nereye giderseniz gidin, evden ayrılırken ışıkları açık bırakın. Ya, enişteniz doğru söylüyor. Hatta radyonuzu da açık bırakmayı unutmayın, değil mi? Ama neden? Amma da yaptın ha. Yahu neden olacak? Eve hırsız gelince ışığı açık görüp radyonun da sesini duyunca evde insan var sanıp tıpış tıpış geri gidecek. Pes doğrusu enişte. Sherlock Holmes gibi zekanız var. Sherlock Holmes bile benim kadar ince düşünememiştir. Tabii ya, çocuk musun sen? Sedacığım, bu kadar şımartmayın eniştenizi canım. İnce düşünmesine düşündünüz de şu konuyu unuttunuz enişte. 5 gün ışıkları ve radyoyu açık bırakırsak gelecek olan elektrik faturası da bizi kara kara düşündürmez mi? Olur mu yeğenim, olur mu? Gelecek olan 1 milyon liralık elektrik faturası çalınacak altınlarınızdan, eşyalarınızdan daha mı değerli? Bırak canım, çocuk musun sen? Enişteniz haklı çocuklar. Evde yokken ışığınızı, radyonuzu açık bırakın, olmaz mı? Ay, bu şişman halimle merdiven çıkamıyorum ki. Merdiven çıkabilsem evinizi her gün kontrol ederdim. Eksik ama olmalı. Bir dakika. Unutmamanız gereken bir konu daha var. Nedir enişteciğim? Işıkları ve radyoyu açık bıraktığınızı kesinlikle hiç kimseye söylemeyeceksiniz. Anladınız mı? Anladık enişteciğim. Kesinlikle hiç kimse bilmemeli çocuklar. Yerin kulağı var değil mi ya? Söyleme sırrını dostuna, saman doldurur postuna. Tabii ya, çocuk musun? Ne yediğimi Zafer. Böyle halamızla, böyle eniştemiz varken evimize asla hırsız giremez. Süslenmen daha ne kadar sürecek? Otobüsü kaçıracağız. Tamam hayatım, bitiyor. Makyaj yapmak 1 saat mi sürüyor? Anlamıyorum. İnsan nasıl 1 saatini ayna karşısında geçirir? Hazırlandım işte. Ne söyleniyorsun? Bir elinde tarak, bir elinde ayna. Umurunda mı dünya? Elindeki o çantalarda neler var? Hiç. Giysilerim falan var. Bu kadar eşya götürmeye ne gerek var? Hamallık mı yapacağız, tatile mi gideceğiz? Merak etme canım, ben taşırım çantaları. Hayatım, kimin taşıyacağı önemli değil. Bu kadar çok eşyayla yola çıkıp kendimizi eziyet etmeyelim diyorum. Pekala, işte yarısını boşaltıyorum. Aklımdayken ben de şu ışıkları açık bırakayım. Radyoyu da açık bırak. Tamam, açıyorum. Her şey tamam hayatım, artık yola çıkabiliriz. Ay, radyonun sesi fazla açık değil mi Zafer? Özellikle fazla açtım ki hırsız kapıdan duyabilsin. Ama komşular rahatsız olabilirler. Radyo böyle gece gündüz açık kalırsa... Merak etme hayatım. Radyonun sesi komşuları rahatsız edecek kadar açık değil. Hadi çıkalım. Hadi. Kapıyı kilitlesene Zafer. Az kaldı, unutuyordum. Tamam, oldu işte. Hadi gidelim artık, otobüsü kaçıracağız. Nereden geliyor bu müzik sesi? Yandaki yeni evlilerden. Görgüsüz insanlar, ne olacak? Saat gecenin 3'ü olmuş. Şu gürültüye bakın. Böyle rezalet olur mu? Hepimiz yeni evlilik dönemi geçirdik. Her şeyin bir sınırı, bir ölçüsü olur canım. Bu nedir böyle? Dur. Şu çamaşır sopasıyla duvara vurayım. Seslensene ayol. Hey! Kısın şu radyonun sesini, uyuyamıyoruz. Duymadılar galiba. Hay aksi. Dur, gidip zillerini çalayım.
Sabah olunca ben onlarla ne konuşacağımı çok iyi biliyorum. Şu komşulardan yana hiç şansımız olmadı. Gel hanım gel, arka odada yatalım. Bu gürültüde burada uyuyamayız. Hoş bulduk hanım. Bitişik dairedekilerden haber var mı? Belki 50 kez zillerini çaldım. Kapıyı açan olmadı. 3 gecedir radyoları, ışıkları açık. Faik, acaba başlarına kötü bir şey mi geldi ha? Kim bilir? Belki de şofbenden zehirlenmişlerdir. Acaba polise haber versek mi? Acele etmeyin. Eğer yarın da bir ses çıkmazsa o zaman polise haber veririz. Pekala Faik. Evet, 4 gecedir bu sokaktan geçiyorum. Şu evin ışıkları devamlı yanıyor. Neden acaba? Yoksa... Elbette ya. Şimdi düğümü çözdüm. Evde olmadıkları halde ışığı açık bırakarak hırsızı yanıltmayı düşünmüşler. Vay kurnazlar vay. Apartman kapısı açık mı acaba? Gidip bakayım. Güzel. Apartman kapısı açıkmış. Şimdi ses çıkartmadan merdivenleri çıkalım. Vay kurnazlar. Radyoyu da açık bırakmışlar ki gelen hırsız içeride insan var sansın. Pes doğrusu. Bunca yıllık hırsızım. Böyle kurnazlık görmedim. Oldu işte. Kilitleri açmayı başardım. Evde kimsecikler yokmuş. Bu çok iyi. İş önce şu radyoyu kapatmakla başlayalım. Kulağımı duvara iyice dayadım. Ses seda gelmiyor Zeynep. Evdeler mi acaba? Bilmiyorum Faik. Işıkları da yanmıyor. O evde çok tuhaf şeyler oluyor Zeynep. Ama yakında her şeyi çözeceğim. Çok korkuyorum Faik. Polisi de aramadın. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum Zeynep. Ama ölmüş olduklarını da sanmıyorum. Neden? Ya ölmüş olsalardı ceset kokuları bütün apartmana yayılırdı. Ay, içimi fena oldu. Bana öyle şeyler hatırlatma. Polise haber versek iyi olacak. Ne dersin? Bir gün daha bekleyelim derim. Bekleyelim, bekleyelim. Dün de öyle söyledin. Çok ihmalkarsın Faik. Berak'tan çatlayacağım. Bir an önce ne olacaksa olsun ayol. Sen bu işe karışma Zeynep. Ben ne yaptığımı biliyorum. Ne biliyor musun sen? Hep kendi bildiğini okudun. Eline ne geçti, söyler misin? Bu konuyu kapat Zeynep. Tamam, sen haklısın. Oh, nihayet evimize kavuştuk Zafer. Ay öyle mutluyum ki. Eyvah, ışığımız yanmıyor Seda. Radyodan da ses gelmiyor. Kapıyı açmak için daha ne bekliyorsun? Açsana şu kapıyı. Gözlerime inanamıyorum. Evimiz alt üst edilmiş Seda. Zafer! Gel damlım, bileziklerim, altınlarım. Hepsi çalınmış. Neler söylüyorsun? Olamaz. İyi akşamlar genç komşular. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Balayına mı gitmiştiniz? Evet. Giderken ışığınızı, radyonuzu açık unutmuşsunuz. Radyonuzun sesinden sabahlara kadar uykularımız kaçtı. Apartmandaki herkesin dikkatini çekmiş. Bütün komşular açık bıraktığınız ışığınızı konuşuyorlardı. Malum ya, dedikoduya pek meraklıdırlar. Dedikoduya meraklı oldukları kadar apartmana giren hırsızlara da göz kulak olsalardı şimdi evimiz soyulmamış olacaktı. Ne? Eviniz mi soyuldu? Nasıl olur? Ay vah vah vah, çok üzüldüm komşucuğum. Ayol şu işe bakın. Bitişiğimizdeki dairede hırsızlık oluyor da haberimiz olmuyor. Vah vah vah, ne kadar üzüldüğümü bilemezsiniz.
Of. Oh. Şişmanlık başa dert. Of. Oh. Merdivenler beni öldürdü. Halanız merak etti. Git bak bakalım. Balayından dönmüşler mi dedi. Ah, ne bu haliniz? Yüzünüzden düşen bin parça. Bir şey mi oldu? Az önce balayından döndüğümüzde bizi bir sürprizin beklediğini gördük enişte. Ya neymiş bu sürpriz? Evimiz soyulmuş enişteciğim. Ne? Değerli olan ne varsa alıp götürmüşler. Ne? Olamaz. Ah, sakınan göze çöp batarmış. Fakat nasıl olur? Giderken ışığı ve radyoyu açık bırakmadınız mı? Ben sizi o kadar tembih ettim. Aa, şimdi her şeyi anladım. Demek hırsız korkusundan ışığı ve radyoyu açık bıraktınız. Ayol, savaşta bile gece vakti askerler düşman fark etmesin diye sigara yakmazlar. Işığınızı 5 gün 5 gece açık bırakarak hırsızın dikkatini çektiniz. Vah başımıza gelenler. Nasıl üzüldüm bilemezsiniz. Polise haber verdiniz mi? Hayır. Böyle durumlarda vakit kaybedilmez. Derhal polisi ara. Tabii ya, çocuk musun? Hem bana bak. Sakın eşyalara el sürmeyin. Parmak izleri karışabilir. Tabii ya. Ay enişte. Radyoyu açık bırakın, ışıkları açık bırakın diye diye. Etrafta hırsız kaynıyor diye diye. Ay enişte, yaktın bizi. Ben sizin iyiliğinizi düşünmüştüm. Ah, şu şişmanlık olmasaydı. Ben de halan da evinizi her gün kontrol ederdik. Geçmiş olsun komşular. Hadi iyi akşamlar. Bu nedir? Yerde bir nüfus kağıdı buldum. Dur bakayım. Ali Gümüş. Ali Gümüş'e ait bir nüfus kağıdı. Hırsız aceleden düşürmüş olmalı. Ah, bu çok iyi işte. Artık hırsızın yakalanması çok kolay. Hadi Zafer'cim durma. Hemen polisi ara. Tabii ya, çocuk musun? Tanrı'nın yazdığı Öldürdüğüm Adam adlı oyun. Rahip efendi, beni dinlemenizi rica edebilir miyim? Buyurun evladım. Size işlediğim büyük, çok büyük günahımı anlatmak istiyorum. Evet evladım, seni dinliyorum. Rahip efendi, benim ilk çocukluk itirafımı siz dinlemiştiniz. Erkekliğimin son günahını da sizin dinlemenizi isterim. Siz? Siz ki gençliğimin saf günahlarına kulak verdiniz. Şimdi acı itirafımı, affedilmez cinayetimi de bilmenizi istiyorum. Ne olursa olsun Tanrı'nın merhameti sonsuzdur oğlum. Her günah için bir de mağfireti vardır. Benim işlediğim cinayetin mağfireti yoktur. Ah rahip efendi, ben bir adam öldürdüm. Allah'ım. Şu birkaç kelimenin içinde ne varsa hepsini. O muazzam şeyi işitiyor musunuz? Ben bir adam öldürdüm. İsa öldürmeyeceksin dedi ve ben bir adam öldürdüm. Muhafazası için ilmin, fennin çalıştığı bir hayatı, bu o kadar esrarlı, o kadar karanlık, anlatılması o kadar güç şeyi ben bir vuruşta yok ettim. Milyonlarca dakikanın uzun uzadıya meydana getirdiğini ben bir saniyede ortadan kaldırdım. Günahların en büyüğünü işledim. Anlıyor musunuz beni rahip efendi? Ben bir adam öldürdüm ve kimse benden hesap sormuyor. Ben bir adam öldürdüm ve serbestim. Oğlum, evladım, bana bütün teferruatı söyleyiniz. İçinde bulunduğunuz bütün şartları. Belki sizi mazur gösterecek bir sebep var mı? Bütün teferruatı öğreneceksiniz ve göreceksiniz ki bu adamı öldürdüğüm zaman beni mazur gösterecek hiçbir sebep yoktu. Onu öldürdüm çünkü bana öldür demişlerdi. Çünkü öldüreceksin diye bir çan çalmıştı ve bu çan sizin kilisenizde çalmıştı. Beni ona saldırtan hiçbir kim yoktu. Yüzü bile, o hiç aklımdan çıkmayan yüzü bile bana ilk ve son defa olarak görünüyordu. Bakışı, ah o bakışı her hatırlayışta vatan hasreti içinde ölümü mü yoksa beni öldürürken böyle bir günah işlerken görmekten duyduğu merhameti mi ifade ettiğini ayırt edemiyorum. Ah o tarihi hiç unutamıyorum. Hiçbir şey ifade etmeyen fakat benim için bütün hatıralardan büyük olan basit bir sonbahar günü. 22 Ekim 1915. 22 Ekim 1915 mi? Her sabahki gibi kalkmıştım. Tilloy taraflarındaydık. Tilloy mu? Evet. Perişanlığım arasında size asker olduğumu, alayımızın Tilloy taraflarında bulunduğunu söylemeyi unuttum. Her sabahki gibi kalkmıştım. Taarruz ihtimali yoktu. Alay postacısı mektup dağıtıyordu. Fakat bunların önemi yok. Her şey yarım saatin içinde korkunç bir hızla olup bitti. Taarruz haberi, siperlerden çıkış ve onunla karşı karşıya...
Sonra onu vurduğum an bir adamın ne korkunç ne müthiş bir hayal kırıklığı ile düştüğünü gördüm. O da beni görmüştü. Biliyordu ki kendisini öldüren bendim. Kısa süren bakışı, gözlerin o muazzam dilsiz feryadı sönmeden önce ebediyen üzerime takıldı. Ve bütün bunlar ne kadar çabuk, ne kadar alelade bir şekilde olup bitti ya Rabbi. İnsanlığın en büyük günahı göğün altında bir kere daha işlenmişti. Yerde bana düşman kesilen toprağın üstünde üzerinde ismi yazılı bileziği parlıyordu. Onu aldım, bileğime taktım. Bütün bunları niçin ve nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Sonra yaralanışım, bayılışım ve hastane. Hiçbir şey hatırlamadığım o boş, çıplak, bembeyaz bir uzun devre. Fakat kendime geldiğim zaman evvela onu düşündüm. Yüzü bana öldüğü günkü gibi göründü. O bana sevdiklerimden daha çok görünüyor, sesi de canlı gibi geliyordu. Her an daha şiddetle kulaklarımda çınlayan ismi daha çok, daha çok yükseliyordu. Hermann von Holderlein. Fakat bu bir Alman adı çocuğum. Öldürdüğüm adamın adı. Hermann von Holderlein. Ah, bu ad, bu tarih rahip efendi. Onu bu tarihte ben öldürdüm. Şimdi bundan başka hiçbir şey umurumda değil. Biliyorum ki o bir başka millettendi. Bir emir almıştık ve ben onu öldürmeseydim belki o beni öldürecekti. Fakat son bakışını gördüm. Onu unutamıyorum. Unutmama imkan yok. Ben onu o dakikada öldürmeyebilirdim. Durabilir, bu affedilmez günahı işlemeyebilirdim. Halbuki işledim ve onu öldürdüm. Hükümetler göğsüme nişanlar taksınlar. Milletler beni istedikleri kadar takdir, kiliselerde affetsinler, ben bir katilim. Bütün günahlarını affediyorum evladım. Edemezsiniz. Edemeyeceğinizi benim kadar siz de bilirsiniz. Neler söylüyorsunuz? Siz en haklı bir müdafaa uğrunda bir düşman, bir Alman öldürmüşsünüz. Hem de harp içinde. Burada bir cinayet bahis mevzu olamaz çocuğum. Bunu siz mi söylüyorsunuz rahip efendi? Hem de Mesih'in gölgesi altında. O Mesih ki öldürmeyeceksin demişti. Hayır, hayır, sizin affınızı kabul etmiyorum. Vatanın müdafaası gerekince rahipler de cepheye giderler. Hayır, hayır, sizi dinlemeyeceğim. Hayır, siz beni günahlarımdan kurtaramazsınız. Ben bir adam öldürdüm, ben bir katilim. Evladım, boş yere vicdanınıza azap veriyorsunuz. Ama ben yine de günahlarınızı affediyorum. Size tekrar ediyorum ki beni günahlarımdan kurtaramazsınız. Zaten ben de bunu hiçbir zaman kabul etmem. Fakat dinleyiniz beni rahip efendi. Kimi öldürdüğümü muhakkak bilmek istiyorum. Öldürdüğüm adamın kim olduğunu, ne yaptığını, nerede yaşadığını bilmeye ihtiyacım var. Allah aşkına beni anlayınız. Bu cinayeti işledikten sonra hiçbir şey yapmamış gibi yaşamama imkan yok. Peki ne yapmak istiyorsunuz zavallı çocuğum? Almanya'ya gitmek istiyorum. Ancak ona yaklaşmak, onu tanımakla ıstırabıma biraz sakinlik, biraz hafiflik verebileceğim. Belki bir annesi, bir kardeşi, bir ailesi vardır. Gidip onların ayaklarına kapanacağım, onlardan af dileyeceğim. Kim bilir, belki de böylelikle kendimi günahlarımdan biraz olsun kurtulmuş hissederim. Fakat yine de rahip efendi, siz ne söylerseniz ben onu yapacağım. Beni anladığınızı da vereceğiniz cevaptan bileceğim. Ve bana o istediğim yere gitmemi söylerseniz, sizinle insanların diktikleri o engelleri aşarak anlaştığımıza hükmedeceğim. Cevap veriniz rahip efendi. Evet. Evet, Almanya'ya gidiniz evladım. Öldürdüğüm adam. Yazan Moritz Rostan. Çeviren Lütfü Ay. Radyofonize eden ve mikrofona koyan Metin Serezli. Oynayanlar mikrofon başına geliş sırasıyla: genç Metin Serezli, rahip Altan Erbulak, Hans Kaspar Erol Keskin, Luis Ayfer Feray, Angelika Gülriz Sururi, Augusta Ayla Musaballı. Teknik prodüksiyon Kami Acın. İçin sana teşekkür ederim. Bu şarkıları, bu kadar genç sesleri işitmeye tahammül edemiyorum. Zavallı üniversite, yanı başında oturduğumuz için ona kızmaya ne hakkım var? Elbette yeni varlıklar, yeni hayatlar doğacak. Hans, ıstırabımızın yüreğimizi böyle katılaştırmasına müsaade etmemeliyiz. Buna o bile razı olmazdı. Çünkü bizim gibi ıstırap çekmedi. O daha dünyayı öğrenmeden öldü. Böyle söyleme. Durmadan şarkı söylüyorlar. Bu öğrenciler musiki delisi olmuşlar. Biraz olsun merhametleri yok mu? Gençliğin yüce bir unutma kabiliyeti var.
Hem sonra durmadan bizim acımızı hatırlayıp evimizin yanı başlarında olduğunu düşünemezler ya. Hemen her Alman evinde buna benzer bir acı var, Louis. Niçin Alman diyorsun Hans? Daha doğrusu Avrupa'nın her evinde. O zaman da dünyanın hiçbir yerinde musikiyle uğraşmamak gerekirdi. Hayır Hans, seni anlamıyorum. Acıları dindiren asıl musikidir. Zavallı çocuk da onu ne kadar severdi, hatırlıyor musun? Ya kemanı? Nasıl da çalardı. Ama harp başladı, her şeyi durdurdu. İlerleyebilecek her şeyi durdurdu. Angelika'dır. Kiliseye gitmişti. Hadi aç kapıyı. Anne, anne. Ne var, ne oldu, şaşkın gibisin. Anneciğim, babacığım, size yeni bir havadis var. Yeni bir havadis mi? Allah Allah. Ne gibi yeni havadis olabilir? Telaş etmeyin, mühim bir şey değil. Ama benim için bunun hiç de ehemmiyeti yoktur diyemem. Biliyorsunuz her gün kiliseye gidiyorum. Eve dönerken de mezarlığa uğrayıp Herman'ın kabrini ziyaret ediyorum. Biraz önce de her zamanki gibi yine oradaydım. Saat 5'e geliyordu. Mermerin üzerinde görmeye alışmadığım bir şey vardı. Çiçekler. Taptaze çiçekler. Hem o kadar çok ki mezar baştan başa örtülmüş. Ne diyorsun? Bu ilk defa olan bir şey değil. Birkaç gündür mezarın üstünde çiçekler görüyordum. Ama onlar bu kadar taze, bu kadar yeni değillerdi. Bir defasında ben bile yanılmış, onları bir gün evvel kendi koyduğum çiçekler sanmıştım. Fakat bu sefer bunlar mezarı baştan başa kaplayan bir başkasının koyduğu taptaze çiçeklerdi. Bunda bu kadar şaşacak ne var? Bir dost, bir komşu kadın oğlumuzun mezarına çiçek koymuş olamaz mı yani? Bu çiçekleri koyan bir komşu kadın değil. Ne biliyorsun? Herman'a ait her şey beni derinden ilgilendirir. Tabii tahmin ettiğiniz gibi öteye beriye sordum, soruşturdum. Her hafta taşı yıkamaya gelen ihtiyar bekçiyi tanırım. Sonra ihtiyar rahibeyi de. Böylelikle mezara çiçekler getirenin, bu zamanda 3 yıldır hala onun hatırasını taşıyanın kim olduğunu kolayca öğrendim. Kimmiş? Nemize lazım Louisa? Herman'ın mezarına ha çiçek konmuş ha konmamış. Konmuşsa oğlum dirilecek mi sanki? Maalesef ben sizin gibi düşünmüyorum. O güzel yüzü, o genç zekayı başkalarının da hatırlaması bana tatlı geliyor. Ölmeseydi, o uğursuz harp onu elimizden almasaydı şimdi kocam olacaktı. Evet tabii Angelika. Fakat o çiçekleri kim koymuş oraya? Genç bir adam. Genç bir adam mı? Bir yabancı. Buraya geleli birkaç gün olmuş. Evinizin nerede olduğunu sormuş. Set üstündeki otele inmiş. Mütemadiyen evin mezarlığın etrafında dönüp dolaşıyormuş. Bilemezsiniz bütün bunları ne merakla sordum, öğrendim. Büyük bir şefkatle eğiliyor, çiçekleri kendi eliyle koyuyormuş. Geçen gün siz de mezarlığa gelmişsiniz. Size bakmış fakat sizinle karşılaşmaya cesaret edemiyormuş gibi bir ağacın arkasına gizlenmiş. Kim olabilir bu adam? Herhalde Herman'ın bir arkadaşı. Gençliğinde seyahat etmesini istememiş miydiniz? Evet, tatil zamanı Avusturya'ya gitmişti. Hatta Fransa'ya da. Bu bir Fransız olamaz ya. Niçin olmasın? Herman üniversiteyi bitirdikten sonra Fransa'ya gitmiş. Hatta harpten 3 ay önce oradan gelmemiş miydi? Bize bir Fransız arkadaşından hiç bahsetmemişti. İyi ama bu bir arkadaş herhalde. Bir dost, bir arkadaştan başka bu kadar içten bir acıma duygusuyla mezarın çiçeklerini kim tazeler? Orada diz çökerek kim ağlayabilir? Herman'ın mezarında ağlamış mı? İhtiyar bekçi gözleriyle görmüş. Onu tanımak istiyorum. Hangi milletten olursa olsun, Herman'ın mezarında ağlayan bir yabancı artık yabancı değildir. Buraya ne diye gelsin yani? Gelmek istediğini size kim söyledi? Kaç defa herkese bizim adresimizi sormuş. Şüphesiz. Şüphesiz sadece bir merak olacak. Hayır hayır. Bizi derdimizle rahat bıraksınlar. Herman'ın dostlarından bana ne? Madem ki onun yaşındaymış, niye onun yerine ölmemiş? Hans, içine dokundu, onun için böyle söylüyorsun. Benim mi içime dokunmuş? Sesin sert ve donuk. Ama gözlerindeki yaşı benden gizleyemezsin. Uydurma Louisa. Hepimiz gibi sen de müteassis oldun. Hem nasıl olmazdık? Biz ki onu seviyoruz. Evet, Herman öleli 3 yıl oldu ve hepsi onu unuttu. Kemana dilsizleşti, kendi yaşındaki arkadaşları büyüdüler. Bu sırada bir arkadaşı sanki henüz yeni ölmüş gibi mezarında ağlamaya geliyor. Bu delikanlıyı yüreğimizin bütün bağlılığıyla karşılamamak için hissiz yaratılmış olmamız lazım gelirdi. Herman'ı unutmayan, onu böyle bu kadar heyecanla hatırlayan bir arkadaşı. Gözlerim yaşarıyor. Geleceğinden emin misin Angelika? Muhakkak gelecektir anne. Hayır hayır, onu görmeyeceğim. Hem sen onun belki de bir Fransız olduğunu söylememiş miydin Angelika? İhtiyar bekçi emin Fransızmış. Bu eve hiçbir zaman bir Fransız giremez. Oğlumu öldürmüş, onu 20 yaşında kendi topraklarında boğazlamış bir millet vücudu orada kaldı. Her gün önünde diz çökmeye gittiğiniz mezar üzerinde ismi yazılı bir taş parçasından başka nedir ki? Orada ondan bir zerre bile yoktur. Çünkü onun hakiki vücudu Fransa'da kaldı. Fransa'da, Fransa'da! Hans, Hans! Bu miskin kinler, garezler, bu barbar inatlar ne zaman dinecek? Fransa, Almanya bizim ne umurumuzda? Oh Hans, bu delikanlıya Fransız olduğu için kin beslemene imkan yok. Oğlumuz bir Fransız kurşunu ile can verirken
Belki bir Fransız da bir Alman kurşunuyla can veriyordu. Ben şimdi ikisinin de bir parça annesi olduğumu hissediyorum. Ah anneciğim, sizin dudaklarınızdan merhamet ve iyilik sözleri duyacağımdan emindim. Herman'ın mezarında ağlayan bir Fransız kalbinizin ve evinizin yolunu bulamaz olur mu hiç? Ona bir Alman evinin ne olduğunu gösterelim. Kendisini muhabbet ve iyilikle karşılayalım. Hem onun Herman'a böyle ağlayabilmesi için Herman'ı vaktiyle çok iyi tanımış olması icap eder. Hans, Hans bize böyle bakma. Biliyorum sen de çok ıstırap çektin. Ama benim çektiğimi tasavvur edebiliyor musun? Bir baba, bir nişanlı. Evet, ikisini de, ikinizi de biliyorum. Ama bir anne. Hans, bir anne. Bunun ne olduğunu bilir misiniz? Bu çok daha büyük, çok daha derin, çok daha ince bir şey. Anne sevgisinin üstüne sevgi yoktur Hans. Eğer ben size bu genç adamı kabul edebileceğinizi söylüyorsam, onu kabul etmeye hakkım var demektir. Sen misin Augusta? Gir içeri. Madam. Evet, ne var Augusta? Genç bir monsieur sizinle görüşmek istiyor madam. Bahçede bekliyor. Allah'ım. Ne duruyorsun Augusta? Misafirimizi içeri alsana. Peki efendim. Demek onu bizimle beraber kabul edeceksiniz. Oh, teşekkür ederim. Sözlerim değilse bile kalbim bir an tereddüt etmedi. Ben de bir an için bile sizden şüphe etmedim. Ama yine de teşekkür ederim. Oh, buyurunuz. Demek onu tanıyordunuz. Onu seviyordunuz. Bütün duyduklarım için size teşekkür ederim. Çiçekleriniz için, gözyaşlarınız için, buraya geldiğiniz için. Fakat... Ben annesiyim. Hans Gaspar von Holderlein babası. Angelika Kaufmann nişanlısı. Madam. Oh, bize söyleyecek o kadar çok şeyiniz var ki. Sahi hemen hemen onun yaşındasınız. Fakat size kim söyledi? Angelika. O sizi görmüş. Bana her şeyi söyledi. Mezarın üstündeki çiçekleri, çekingen suallerinizi. Oturunuz. Belki bizi kalpleri taşlaşmış ihtiyarlar sanıyorsunuz. Her yerde kalpsiz insanlar, onların yanı sıra da ıstırap çekmiş şefkatli yürekler vardır. Fakat madam... Oturunuz. Angelika, bir koltuk getir. Lambayı da yak kızım. Oh. Herman'ın çok sevdiği pembe ışıklı lambayı. Sizi çaya koyacağız. Bize söyleyecek kim bilir neleriniz vardır. Oğlumu tanırdınız değil mi? Evet. Fransa'dan mı? Evet. Son seyahatinde mi? Evet. Görüyorum ki müteassıs oldunuz. Sizi anlıyor ve bu duygunuzdan dolayı size teşekkür ediyorum. İnsanlar onu çabuk unuttular. Halbuki o ne iyi bir varlıktı. Bir varlıktı. Annesiyim diye böyle söylüyorum sanmayın. Bakın, Angelika'ya aradan 3 yıl geçtiği halde hala onu biraz olsun unutmadı. Onu daha dün ölmüş gibi düşünüyorum. Sonbaharın ilk günlerinde evlenecektik. En sevdiği ayda. Verlaine'in sonbahardan bahseden bir şiiri vardır. O şiiri bana ezberletmişti. Size Fransızca şiirler mi ezberletti? Fransızcayı ne güzel konuştuğunu elbette bilirsiniz. Oh. Ölümünden önce 2 defa Fransa'ya gitmişti. Bize ondan bugün bahsetmek istemiyorsanız zarar yok. Bilmediğiniz fakat belki de size tarif ettiği bu eve ilk gelişinizde teessürünüzün bütün inceliklerini tahmin ederiz. Demek onu çok seviyordunuz. Evet. Ve hiç unutmayacaksınız. Hiçbir zaman, hiçbir zaman. Ah, teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Hiç olmazsa bize onu nasıl tanıdığınızı anlatın. Evet, ilk defa nasıl tanıştığınızı. Sonra son defa ne zaman gördüğünüzü. Son görüştüğünüzde nasıldı? Son defa, son görüştüğümüzde... Son görüştüğümüzde Paris'teydik. Onu otelinden almış, Louvre müzeye götürmüştüm. Tabloları seyretmesini severdi. Watteau'nun tabloları üzerinde uzun zaman durduk. Hele bunlardan biri vardı ki onu çok severdi. Soluk benizli, başı arkaya, arkaya, arkaya düşmüş bir genç. Saat kaçta geleceğini söyledi? Çok gecikmez sanırım, babamla çıktılar. Onu ilk geldiği gün, kendisini ilk gördüğümüz gün. Söyle Angelika, o zaman kalbimize böyle yer edeceğini hiç umar mıydın? Susuyorsun. Zannedersem yakında gidecek. Niye böyle söylüyorsun? Hakikat de ondan. Onun hayatı burada değil, Fransa'dadır. Zaten bunu bana birkaç gün önce bahçede gezinirken kendisi söyledi. Yakında gider. Ne o? Müteessir mi oldunuz? Gittiği gün bu evin neşesi kaçacak. Doğru değil mi? İlk zamanlar itiraz eden Hans Gaspar'ın bile,
ona ne çabuk ne esrarlı bir sevgiyle bağlandı. Evet, doğru. Hepimizden daha çekingen, daha tereddütlü dururken birdenbire ona bağlandı. Onunla konuşmaktan hoşlanıyor, hatta münakaşa etmekten bile zevk alıyor. Farkına varmadın mı sanıyorsun Angelika? Gerçekten onda Herman'dan bir şeyler var. Evet. Bunu fark etmemek kabil mi? Evimize girerken oğlumuzdan bir şeyler getirmiş gibiydi. Hülya kalp mucizesi belki ama bariz şeyler. Doğru. Herman'a karşı beslediği sevgi, ondan bahsettiği zamanki halleri, hayatının en küçük teferruatına verdiği ehemmiyet. Geçen gün eski fotoğraf albümünü karıştırırken ne kadar içlendiğini, ne kadar heyecanlandığını görmediniz mi? Rengi bizim kadar soluktu. Gözlerinde yaşlar vardı. Yalnız benim garibime giden bir şey var. Nedir Angelika? Herman'a derin bir sevgisi olduğuna, birbirlerine çok bağlı olduklarına şüphe yok. Tabii, kardeş gibi. Fakat nasıl oluyor da Herman bize hiç ondan bahsetmedi? Buna siz de hayret etmiyor musunuz? Herman babasının yabancılara karşı ne duygu beslediğini bildiği için şüphesiz bir Fransız arkadaşından bize bahsetmemeyi daha uygun bulmuş olacak. Sonra beni meraka düşüren bir şey daha var. Ne gibi? Sanki bize söyleyecek önemli bir şeyi varmış da tereddüt ediyormuş gibi. Evet, çok defa kuvvetle bunu hissettim. O belli etmemeye çalışıyor ama muvaffak olamıyor. Ne diyorsun? Geçen akşam bahçede büsbütün gözüme çarptı. Taraçada yalnızdık. Konuşmaya başladık. Tabii Herman'dan başka neden konuşulur? O zaman birdenbire gözlerinin büyüdüğünü, üzerime dikildiğini gördüm. Bana söylemeye, vermeye tereddüt ettiği bir şey, mühim bir sır varmış gibi. Sonra siz beni çağırdınız. İçeri girdik. Ondan sonra da o akşam benimle hiç konuşmadı. Sana söyleyeceği ne olabilir? Belki de... Burada mıydınız? Evet Hans, iyi bir gezinti yaptınız mı bari? Postaneye kadar gittik, sonra üniversite parkından döndük. Ne güzel bir güneş vardı ama biraz yoruldum. Kaç zamandır böyle yol yürüdüğüm yoktu. Ne o? Kemanımı karıştırdınız. Şey... Bu kemana hiç kimsenin dokunmasını istemiyorum. Kaç defa söyledim? Misafirimiz nerede Hans? Eve beraber döndük. Ama sizin Herman'ın odasında olduğunuzu öğrenince yukarı çıkmaya cesaret edemedi. Onun bu odaya girmesi canını sıkar mı Hans? Başkalarından daha az. Öyleyse hadi git onu çağır Angelika. Ona hatıralarımıza biraz daha gömülmek, eski mektupları okumak için buraya çıktığımızı, yanımızda bulunursa memnun olacağımızı söyle. Ölümünden 3 yıl sonra ona hala bizim gibi ağlayan bu çocuktan başka kim onun odasına girmeye layık olabilir? Gidiyorum anne. Bu odaya girerken yine hep aynı heyecan içindeyiz. Evet. Artık alıştık sanıyoruz. Halbuki alışamıyoruz. Angelika ile çıkmıştım. Bazı mektupları tekrar okumak istiyordum. Ona dair bir şeyler bulmaya çalışacaktım. Nafile arama, bir şey bulamayacaksın. Acaba? Benim elime geçecek mektuplarda bir Fransızdan bahsetmeye hiç cesaret edebilir miydi? Odası burası mıydı? Evet. Annemle babam sizin de gelmenizi istediler. Ölümünden sonra bu odanın hiçbir eşyasına el sürülmedi. Yatağı bile bu akşam gelip yatacakmış gibi hazır duruyor. Oh, affedersiniz. Mademoiselle Angelika gelmemi söyledi de. Sizi çağırsın diye onu biz gönderdik. Fakat sizden başka kimsenin buraya girmediğini söylememiş miydiniz? Bu sizin için değil. Burada tanımadığım yabancı kimseleri görmek istemem ama siz... Burası sizin kendi yeriniz sayılır. Buraya geleli 3 ay oluyor. Bu odaya girmemiştim. Şimdi artık yolunu öğrendiniz. Angelika iyi söyledi. Bu odanın hiçbir eşyasına el sürmedik. Sevdiği kitaplar hepsi orada. Hatta odaya biraz canlılık versin diye karışıklığını bile gidermedik. Ne tuhaf şey. Şimdi Hans Gaspar'la burada dururken siz içeri girince bana sanki o yaşıyormuş gibi geldi. Oh, teşekkür ederim. Şu anda o kadar mütehassısım ki. Bu Almanya'da geçirdiğim günlerin en acıklı, en feci dakikası. Bana onun teneffüs ettiği, içinde yaşadığı havayı, bu odayı görmeme müsaade ettiğiniz için size tekrar tekrar teşekkür ederim. Ben ki sizin için bir yabancıdan başka bir şey değil. Burası Hermann von Holderlein'in odası ve anası, babası, nişanlısı bu odaya girmeme müsaade ediyorlar. Hatta beni buna davet ediyorlar. Beni, bir Fransızı, bir düşmanı. Neler söylüyorsunuz? Hiçbir harp meydanı bana bu kadar korkunç gelmemişti. Hiçbir yerde bu öldürülmüş gençliğin, bu durdurulmuş hayatın dehşetini bu kadar kuvvetli hissetmemiştim. Bu onun kemanı değil mi? Evet. Yalnız kendisinin çaldığı, o zamandan beri de kimsenin çalmadığı kemanı.
onun kemanı. Akşamları bazen biz de onunla beraber buraya gelirdik. Bize Mozart'tan çalardı. Musikiyi severdi. Annesiyle ben şuraya otururduk, o çalardı. Hele Mozart'ın bir parçası vardı, onu kendine mahsus ne hazin bir tarzda çalardı bilseniz. Biz artık hiç keman dinlememeye karar verdik. Fakat bütün bunları size belki 1000 defadan fazla anlattım. Acı insana aynı şeyleri tekrar ettiriyor. Dinleyip de ne yapacaksınız? Onları dinlemekten hiçbir zaman bıkmayacağım. Bu da gramofonu. Bunu ona 20 yaşına girdiği zaman hediye etmiştim. Anneciğim, kendi aldırdığı plağı saklamıştınız değil mi? Evet, çok sevdiği bir Fransızca şiiri kendi sesiyle plağa aldırmıştı. Dinlemek ister miydiniz? Kendi sesiyle? Ne güzel söylemiş. Öldükten sonra 3 defa dinledik. İster misiniz çalalım? Oh, hayır yapmayın bunu. Beni affedin. Ama birdenbire bu odayı, bu kemanı görünce o kadar heyecanlandım ki. Şimdi birdenbire Herman'a ilk tesadüfüm, onunla tanışmam, üzerimde kalan son bakışı gözlerimin önünde o kadar canlı, o kadar yeniden yaşamaya başladılar ki. Bugün bu şartlar altında onun sesini dinlemek tahammülümün üstünde bir şeydir. Bunu yapamam. Hakkınız var. Fakat bana bu odayı görmeme müsaade ettiğiniz için bilemezsiniz size ne kadar minnettarım. Herman'ın sizin gibi hiç dostu yoktu. Bunu da bana siz söylüyorsunuz. Angelika doğru söyledi. Siz onun dostu, en iyi dostusunuz. Yeryüzünde Herman'ın hatırasına bağlı kalmış yalnız biz, şurada toplanmış 4 kişi varız. Aynı memleketten değilsek de aynı varlığın hatırasına bağlıyız. Oh, teşekkür ederim. Söylediğiniz bütün bu sözler için teşekkür ederim. Eğer gramofondan bu sesi dinlemek size hoş geliyorsa, ben de gayret eder onu dinlerim. Onun sesini duymak. Evet. Evet, plağı koyun lütfen matmazel. Hiçbir yerde görmediğim düşünceli deniz. Saracaksın beni o hafif dumanlarınla. Islak kumların üstünde ayaklarım iz iz. Unutacağım birden şehri de, dünyayı da. Ey deniz, ey mahzun dalgalar elinizde mi? Vahşi kumlar üstünde soluyup inleyerek avutabilir misiniz gönlümü, derdimi? Gönlüm ki tek zevki artık sulara gömülmek. Oh, bu sesi dinlemek ne acı. Düşününüz bir kere. Üzerine titrediğimiz, tapındığımız bir tek evladımız vardı ve onu ölürken göremedik bile. Ölürken göremediniz bile. Ölüm tarihini bile sonra, çok sonra öğrendik. Bu tarih... 22 Ekim 1915. Siz bu tarihi nereden biliyorsunuz? Burada onu bizden başka bilen yok. Bir gün konuşurken Angelika söylemişti. Evet. 22 Ekim 1915. O günü biz her şeyden habersiz geçirmiştik. Düşününüz. O gün onu kaybettik ve kimin tarafından öldürüldüğünü bile bilmiyoruz. Dünyanın kim bilir hangi köşesinde oğlumuzu öldürmüş bir adam var ve biz onu tanımıyoruz. Hiç tanımayacağız da. Hans. Beni affedin. Onun sesini duymak asabımı bozdu. Siz de oğlumu öldüren millettensiniz ama bana hiç kimse sizin kadar şefkat, sevgi ve teselli göstermedi. Bütün bunlar için ben de size bir şey vermek isterim. İşte. Alın bunu. Alın Herman'ın kemanını. Kemanı mı? Evet. Ölümünden beri kimsenin eli değmeyen bu kemanı alın. Onu size veriyorum. Hayır bunu yapamam. Nasıl yapamazsınız? Angelika size çok gizlediğimiz kutsal bir tarihi söyledi. Karım size bir evlat muamelesi yaptı. Ben de size bir şeyler yapmak isterim. Fakat... Musiki ile uğraştığınızı, keman çaldığınızı bana kendiniz söylememiş miydiniz? Alınız bu kemanı, Fransa'ya götürünüz. Sizindir. Hadi. Çıkalım artık bu odadan. Siz Angelika ile gidin. Ben onunla biraz konuşmak istiyorum. Pekala. Hadi gel kızım. Şu anda ne düşünüyorum biliyor musunuz? Eğer Herman sizi semadan görebiliyorsa ve hayatımızı seyredebiliyorsa, eminim ki bize yaptığınız iyilikler için size çok minnettardır. Madam. Biliyorum ki siz bizimle birçok defalar harp etmiş bir milletsiniz. Ama ben şimdi kendimi çocuklarını kaybetmiş Fransız analarına, hiçbir şeyini kaybetmemiş Alman analarından daha yakın hissediyorum. Oh madam. Şimdi benim yalnız bir arzum kaldı. O da size Herman'ı daha çok tanıtmak, daha çok sevdirmek. Bildiklerimden, öğrendiklerimden başka bana daha ne öğretebilirsiniz? Birkaç şey ki bunları, onun bu hislerini babası bile bilmez. Mesela Herman bazı Almanlar gibi değildi.
Herman Fransa'dan nefret etmiyordu. Allah aşkına neler söylüyorsunuz? Hayır, Herman ne Fransa'dan ne de Fransızlardan nefret etmiyordu. Ya Rabbi. Okuyun bu mektupları. Benden başka kimsenin okumadığı bu mektupları okuyun, göreceksiniz. Hayır, hayır, buna imkan yok. O zaman bu düşündüğümden de feci olur. Ben okuyayım öyleyse. Dinleyin. Eğer düşmanlarımız denen o insanlardan biriyle karşı karşıya kalırsam onu öldürebileceğimi zannetmiyorum. Hayır anneciğim, bir insan öldürmek bana imkansız geliyor. Oh, bunu yazdı ha? Evet, yazdı. Şimdi anladınız mı? Bunları size nasıl söylemezdim yavrum? Babası size kemanı verdi. Ben de size ruhunu veriyorum. Bu bütün çıplaklığıyla onun ruhudur. Herman. Louis. Hans beni çağırıyor, gidiyorum. Bu odada istediğiniz kadar kalabilir, bu mektupları okuyabilirsiniz. Sizi aşağıda bekleyeceğiz. Eğer düşmanlarımız denen o insanlardan biriyle karşı karşıya kalırsam onu öldürebileceğimi zannetmiyorum. Hayır anneciğim, bir insanı öldürmek bana imkansız geliyor. Oh Herman, Herman. Angelika. Oh, şey, bu oda, beklemediğim bu heyecan, sonra Hans Kaspar'ın sözleri. Kendimi tutamadım. Nasıl oldu da yalanınızın farkına varmayacağımı zannettiniz? Yalanımın mı? Çok iyi biliyorsunuz ki ben size hiçbir zaman Herman'ın öldüğü tarihi söylemedim. Öyleyse siz Herman'ın öldüğü günün tarihini nasıl, nereden biliyorsunuz? Nasıl mı? Nereden mi? 22 Ekim 1915. 22 Ekim 1915'te neredeydiniz? Ne yapıyordunuz? 22 Ekim 1915'te nerede miydim? 22 Ekim 1915'te ne mi yapıyordum? Allah'a ısmarladık Angelika. Hala gelmedi mi? Hayır. Fakat buna imkan yok. Kendisine en iyi davrandığım bir günde böyle ansızın hiçbir şey söylemeden gitmek. Onu son gören sendin değil mi? Evet. Acaba onun canını sıkacak böyle gitmesine sebep olacak bir şey mi söyledin? Hayır, hiçbir şey söylemedim. Herman'ın odasında yatağının önünde diz çökmüş ağlıyordu. Bana yaşlı gözlerle baktı baktı, sonra birdenbire beni bıraktı gitti. Dünden beri de görünmedi. Rengin ne kadar solmuş Angelika? Hiç, biraz üşüyorum da yorgunum biraz. Oteline adam gönderdiniz mi? Evet. Annem Augusta'yı gönderdi. Dün geceden beri otele dönmemiş. Acaba Fransa'ya mı döndü? Sanmam. Valizleri otelde duruyormuş. Ya keman? Yukarıda duruyor. Elini bile sürmemiş. Ya hiç gelmezse? Hayır hayır, böyle söyleme. Nasıl, bu size de mi acı geliyor? Herman'ım tekrar ölüyormuş gibi. O aramızda Herman'ı yaşattı Angelika, Herman'ı. Herman'ı yaşattı. Yok 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 yok, hayır, gelecektir. Tekrar gelecektir. Gelmezse bu bir cinayet olur. Cinayet? Louis, yeni bir haber var mı? Yok. Oteline bile dönmemiş. Onu en son gören Angelika. Bilse bise o bir şeyler bilir. Bildiklerimi söyledim. Yukarıya çıktığım zaman Herman'ın yatağının yanındaydı. Ona sadece aşağıda kendisini çaya beklediğimizi söyledim. Bana yaşlı gözlerle baktı ve birdenbire çıkıp gitti. Fakat bana birkaç defa sana bazı mühim şeyler söylemek ister gibi olup da cesaret edemediğinden bahsetmemiş miydi? Evet, doğru. Çok defa bana öğrenmemi isteyip de söylemeye cesaret edemediği bir şeyler varmış gibi geldi. Peki dün gitmeden önce sana bir şey söylemedi mi? Hayır, bir şey söylemedi. Bizden saklayacağım bazı şeyler. Bu da ne demek? Bugün bütün gün bu ani hareketini, bir haber göndermeden gelme işini kendi kendime izah etmeye uğraştım. Kader Angelika'yı sevmesini istediyse bu çekingenlik, bu söylenmeyen sır kendiliğinden anlaşılmaz mı? Fakat... Neden olmasın? Bunda fevkalade ne var? Fakat dahası var. Ne var? Herman'ı elimizden alan bu harp kendi memleketiyle olmamış mıydı? Herman'ın böyle bir harpte ölmüş olması bu neticeyi onun için daha feci bir hale getirmez mi? Bir parça onun ölümünden kendini de mesul hissetmez mi? Herman'ın ölümünden mi? O da askerdi. Bize kaç defa düşman saflarındaki arkadaşlarını düşünerek nasıl ıstırap çektiğini söylememiş miydi? Herman'ın ölümünü de ancak harp bittikten sonra öğrenmiş. Belki de haklısın Louis. Angelika, hafızanı yokla. Manalı susuşlar vardır. Sana söylemek istediği şey bu olabilir miydi? Yani seni sevmiş olabilir miydi? Yanımda kaldığı zamanlar daima Herman'dan bahsederdik. İyi ama beraber kaldığımız son birkaç dakika içinde sana ne dedi? Ne mi dedi? Şimdi son sözlerini hatırlıyorum. Kapının eşiğindeydi.
Allah'a ısmarladık Angelika dedi. Allah'a ısmarladık Angelika mı dedi? Bunda ne fevkaladelik buluyorsunuz? Her kelimesi bana fevkalade görünüyor. Allah'a ısmarladık Angelika. Neredeyse ölecek bir adamın sözleri gibi. Allah aşkına babacığım, neler söylüyorsunuz? Sana ara sıra böyle Angelika diye hitap eder miydi, yoksa ilk defa mı böyle söylüyordu? Doğrusu bana her zaman matmazel derdi. Bana hiç böyle küçük adımla hitap etmemişti. Böyle sebepsiz korkulara kendimizi kaptırmayalım. Bavulları daha otelde duruyor. Belki yakınlarda bir köye gitmiştir. Boşuna telaş ediyoruz. Babacığım, anneciğim, bilmiyorum neden ama içimde bir şey var. Sakın kendisini öldürmesin. Ne söylüyorsun? Ah, hemen koşup öğrenmek lazım. Bu ne delilik? Niçin böyle söylüyorsun? Siz konuşurken yavaş yavaş her şeyi hatırladım. Veda eden sesi, bu uzaklaşan sesin tonu. Bu ne feci bir şey olur. Gördünüz mü? Babam da benim gibi düşünüyor. Evet, bu çok feci olur. Hemen öğrenmek lazım. Kendimiz çıkıp arasak, ha? Sorsak. Evet Luisa, hadi git giyin. Beraber karakola kadar gidelim. Etrafa adamlar gönderelim. Belki bir deliliğin önüne geçebiliriz. Ne büyük bir delilik ya Rabbi. Kendini öldürmek. Hayır hayır, bu doğru değil. Hadi Luis, hazır mısın? Sen de geliyor musun Angelika? Hayır, gelemeyeceğim. O kadar perişanım ki. Biz gidelim öyleyse. Hadi Luis. Siz. Sus. Susunuz. Bağırmayınız. Bir kelime bile söylemeyiniz. Geri dönmeye mecburdum. Dün akşamdan beri bilmiyorum kaç defa bir deli gibi geldim gittim. Ama bu kadar basit kelimelerle ayrılamazdım. Ne kadar acı olursa olsun söylemeye mecbur olduğum bazı şeyler vardı. Zaten bunların acılığı değil midir ki? Gidiniz, gidiniz. Merak etmeyin, biraz sonra gideceğim. Fakat önce beni dinleyeceksiniz. Beni dinlemeniz lazım Angelika. Sizi dinlemeyeceğim, bana söyleyecek bir şeyiniz yok. Size söyleyecek çok şeyim var Angelika. Evet, onu ben öldürdüm. Onun katili benim. Hayır, hayır. Size onu ben öldürdüm diyorum. Onu bir gün Tilloy tarafında 22 Ekim 1915 günü öldürdüm. Kendini müdafaa bile etmedi. Bana harikulade munis, tatlı bakışlarla baktı. Bileziğinin üstünde adını okudum. Hermann von Holderlein. Ve o zamandan beri daima her an onu düşünüyorum. Bu hatırayla yaşayamazdım. Öldürdüğüm adamı tanımak, Almanya'ya gelmek istiyordum. Bu atla bir hayli arayıp sorduktan sonra buraya geldim. Bu eve bu kadar kolaylıkla girebileceğimi hiç tahmin etmezdim. Ama dostluğumuza inanarak bana bu fırsatı siz kendiniz verdiniz. İşte o zaman yalan söyledim. Evet, bu evi, sizi, Hans Kaspar'ı gördüğüm zaman doğruyu söylemeye dilim varmadı. Halbuki hepinizin ayaklarınıza kapanıp nasıl af dilemek istiyordum. Fakat Hermann'ı tanımak istedim. Bu düşündüğümden de acı çıktı. Fakat sonra siz söyleyemediğim şeyi keşfettiniz, sırrımı anladınız. Şimdi onların dönüşünü bekleyeceğim, onlara her şeyi söyleyeceğim Angelika. Sizin gibi onlar da kim olduğumu bilecekler. İşte o zaman gideceğim ve Hermann'ı öldürdüğüm gibi kendimi de öldüreceğim. Hayır, hayır, bu deliliği yapmayacaksınız. Onlara hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Ne söylüyorsunuz Angelika? Kendinizi öldürmek. Siz yalnız kendinizi düşünmüşsünüz. Arkamdan ağlayacak kimsem yok. Anam babam çoktan öldüler. Ya Hermann'ın anası babası? Geldiğiniz, yalan söylemeye başladığınız zaman bu eve neler getirdiğinizin farkında mıydınız? Sizin gençliğinizde geçmiş günleri tekrar yaşamaya başladılar. Size her gün biraz daha şefkatle, sevgiyle bağlandılar. Angelika! Madem ki kendinizi bu derin acının ıstırabına mahkum ettiniz, sonuna kadar tevekkül gösterin. Madem ki onların oğullarını öldürdünüz, onun yerini tutun. Neler söylüyorsunuz Angelika? Bir akşamdan beri düşündüğüm, şimdi de biraz önce onların nasıl ıstırap çektiklerini görünce karar verdiğim şeyi söylüyorum. Kâfi derecede acı çektiler. Bir de sizin ölümünüze dayanamazlar. Ya siz Angelika? Siz ki her şeyi biliyorsunuz. Benimle böyle bir suç ortaklığı etmeye razı olacak mısınız? Evet. Bu sırrı içinize gömerek yaşayabilecek misiniz? Evet. Onlar için. Onun için. Ah, yok yok yok. Bu çok müthiş bir şey olur. Yapamam bunu. Buna hakkım yok. En müthişi buradan gitmeniz olur. Onların her şeyi öğrenmeleri. Angelika. Hiçbir şey bilmemeleri lazım. Düşünün bir kere. Hermann'dan en çok şefkatle bahseden, onu unutturan dostu. Kendisine küçük odanın açıldığı, en mahrem mektupların okunduğu, çaldığı kemanın verildiği adam. Hayır, hayır, onlara hiçbir şey söyleyemezsiniz. Fakat Angelika, sizde nasıl bir kudret var ki bana böyle bir şeyi tavsiye edebiliyorsun? Her şeyden büyük olan Hermann'ın hatırası. Hepsini itiraf edip gitmek, kendinizi öldürmek, bu çok kolay bir şey. Ama asıl yapılması gereken en güç görünenidir. Fakat siz Angelika, siz bileceksiniz. Size yardım edeceğim. Istırap çekerken yalnız olmayacaksınız. Bana yardım edeceksiniz. Beni yalnız bırakmayacaksınız. Hayır hayır, beni hiç affedebilir misiniz? Hermann affedebilir mi? Onları teselli ederseniz, kalırsanız, evet.
Angelika. Oh, burada mıydınız? Biz de sizin için ne kadar heyecanlar geçiriyorduk. Sizi bir daha görmemekten ne kadar korkuyorduk. Nasıl oldu da böyle habersiz bizi bırakıp gittiniz? Angelika bir daha gelmeyeceğinizi zannediyordu. Yoksa sizi gücendirecek bir şey mi yaptı? Hayır, hayır. Size nasıl anlatayım? Madem ki yine buradasınız, her şey iyi, her şey yolunda demektir. Özür dilemeye ne hacet. Ama böyle hiç görünmeden, bir Allah'a ısmarladık demeden, kemanı da bırakarak gidişiniz doğrusu bize çok acı gelmiş. Yemin ederim ki hiçbir zaman böyle size veda etmeden gitmek aklımdan bile geçmedi. Demek sırf bize veda etmek için geldiniz. Gene gitmek mi istiyorsunuz? Şimdilik hayır. Fransa'ya dönmenizi icap ettiren bir şey mi var? Burada biraz daha fazla kalmanıza imkan yok mu? Bizim için ne iyi ne güzel bir şey olurdu. Müsaade ederseniz burada bir müddet daha kalmak ben de isterim. İsterim. Bu eve sizlere farkında olmadan ben de bağlandım. Benim için de sizlerden ayrılmak zor, çok zor olacak. Şimdi bana öyle geliyor ki benim yaşayabileceğim tek yer burası. Sahi mi? Bir zaman burada kalmak ister misiniz? İzin verirseniz büsbütün. Büsbütün mü? Ah gelin kollarıma. Sizi kaybetmekten öyle korkmuştum ki. Cesaret edemiyorum. Artık karar verdiniz ya, bizden hiç ayrılmayacaksınız değil mi? Hiç. Almanya'da kalacağım. Herman'ın Fransa'da kaldığı gibi. Angelika nerede? Siz konuşurken dışarı çıktı, şimdi gelir. Bütün korktuklarımızdan sonra bu akşam yine hep bir arada bulunmak ne iyi. Oh. Keman. Bu akşam belki bize bir parça keman çalmayı esirgemezsiniz diye düşündüm de. Fakat? Evet, Herman'ın yaptığı gibi. Biz hepimiz sırayla otururduk, o çalardı. Ölümünden beri hiç keman dinlemedik. Şimdi ilk defa dinleyeceğiz. Sanki o geriye gelmiş gibi. Allah'ım, cesaret edemiyorum. İyi keman çaldığınızı kendiniz söylememiş miydiniz? Angelika'nın hakkı var. Bu maziyle bir bağ yeniden canlanan bir şey olacak. Şöyle yanıma gelin. Gözlerimi kapayarak sizi dinleyeceğim. Bir başkası olsa bu bana hakaret gibi gelirdi ama siz olunca ne tatlı ne iyi gelecek. Hayır. Hayır Herman, onlardan hiçbir zaman ayrılmayacağım. Hiçbir zaman, hiçbir zaman. Çalınan tez. Sevgilim, bana bir şans daha tanıman lazım. Bu kez başaracağımdan emin olabilirsin gerçekten. Bu kaçıncı şans Barış? Bu defa son. Söz veriyorum sana Serpil. İnan bana. Sana inanmayı çok isterim. Ama üniversiteyi bitireli bu ay tam 5 yılı tamamladın. Hala hayal aleminde geziyorsun. Buna hayal alemi demene inanamıyorum Serpil. Bunu nasıl söylersin? Ne dememi bekliyorsun? 7 yıldır nişanlıyız. Her yıl aynı hikaye. Neymiş efendim? Bu sefer öyle bir dizi yazacağım ki bütün ülke ekran başına kilitlenecek. Rating rekorları kıracak. Bu son. Ama Serpil biraz haksızlık ediyorsun. Son yazdığımız dizi kabul edilmişti. Kanal kapanmasaydı filme çekilecekti ve yırtacaktık. Ben yırtmak falan istemiyorum. Dingin, sade bir evlilik istiyorum. Nasıl diyorlar toplum içindeki fırtınalara korunaklı. Güvenli bir aile yuvası istiyorum. Barış, neden anlamamakta ısrar ediyorsun? Asıl sen şunu anlamamakta ısrar ediyorsun. Artık parasız hiçbir şey olmuyor. Ne aile, ne evlilik, ne güven, ne de gelecek. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Yalan söylememi istemezsin değil mi? Ama yıllar önce böyle söylemiyordun. Hani aşkımız her şeyden üstündü? Hani bizi ölüm bile ayıramazdı? Yine öyle düşünüyorum Serpil. Zaten onun için çabalıyorum. Seni mutlu etmek için. Beni böyle mi mutlu edeceksin? Bak Serpil, biraz anlayışlı ol lütfen. Hemen evlenip bir buzdolabı almak için 12 ay para biriktiren insanlara mı karışalım yani? Ne varmış bunda? Neden bu sana küçültücü geliyor? Beni deli edeceksin Serpil. İnadıma konuşuyorsun. Bak ben başaracağım. Bir 3 aycık daha beklesen ne olur sanki? Bak Ahmetler becerdi. Yazdıkları dizi 6.3 rating aldı. Basın sürekli Tuhafiye Sokağı'ndan bahsediyor. O Ahmet'ten... O mıymıntı yazı grubundan bu kadarını asla beklemezdim. Ama onlar bunu başarabildiğine göre biz neler neler başarırız. Adamın bindiği arabaya bak. Yaşadığı eve bak. Magazin basını sürekli ondan söz ediyor. Yani sen başarmak derken bunları mı hedefliyorsun?
Bak hemen yanlış anlama. Dur bir dakika. Tabii ki bunları hedeflemiyorum canım. Peki neyi hedefliyorsun öyleyse? Bak Serpil'cim, ne olur bana bir şans daha tanı ve beni artık sıkıştırma. Bir üç harcık daha istiyorum senden. Parayı bulacağım, seni kraliçeler gibi yaşatacağım. Beni bordro mahkumu olmaya zorlama ne olur. Korkutuyorsun beni Barış. Bordro mahkumu filan, modası çoktan geçmiş laflar. Saygın bir işte alnının teriyle çalışmanın neresi kötü? Yahu bunca yıllık aşkımızın hatırına bana üç aycık daha izin versen ne olur Serpil? Ne olur Allah aşkına? Bak her şeyi ikimiz için yapıyorum, inan bana. Beni karıştırma bu saçmalığa. Bak, bak sonra çok üzüleceksin. Başardığım zaman bütün ülke benden bahsedecek. Aynalı Saray televizyon tarihine geçecek. Benimle gurur duyacaksın, ne olur. Tanrım! Neden ben hiç kimseye hiçbir şey anlatamıyorum? Bölüm başına $3,000 başlayacağız. Hayat ne hale geldi? Reytingler füze gibi yükselince... Zamanların idealist gencine bak. O zaman çekip yapıncıyı diyeceğim ki... Büyülenmiş gibi, aklını yitirmiş sanki. Bayım, bayım. Bir senarist kavanozda yetişmiyor. Bak şu reytinglere. Bölüm başına $10,000 aşağı asla olmaz. Bizi bu noktaya getiren ne oldu acaba? Eğer dizi yazmak kolaysa buyur sen yaz diyeceğim. Eğer bizim yazmamızı istiyorsan Aynalı Saray'ın bir bölümü $10,000'dır. İşine geliyorsan. Yeter! Susar mısın? Neden? Ne oldu sevgilim? Neyin var senin? Daha neyim olacak? Şu haline baksana. Ne varmış halimde? Barış anlamıyor musun? Çok kötü durumdasın. Çıldırmış gibisin. Seni tanıyamıyorum. Ne demek tanıyamıyorum Serpil? Neler oluyor sana? Ne bu halin? Gören de sanacak ki ölen kalan var. Durum daha da kötü. Keşke ölen kalan olsa. Neden Serpil neden? Neden bu olayı bu kadar trajik hale getiriyorsun? Topu topu senden istediğim 3 aycık. Barış. Bu 3 ayı 11. kere istediğini unutuyorsun ama. Ama bu sefer farklı. Ekip çok sağlam. Cengiz var, Serdar var, ben varım. Aynalı Saray müthiş bir şey olacak. Bu hikayeyi kaçıncı defa dinlediğimi söyleyeyim mi? Yani Serpil korkunçsun vallahi. Ben her şeyi ikimiz için yapıyorum. Sana yoksulluk yaşatmamak için bütün gayretim. Ben bu tür saçmalıklar peşinde koca bir ömrü tüketmektense sevdiğim bir insanla yoksulluğu yaşamayı tercih ederim. Yani sen bu söylediğine inanıyor musun? Üniversite yıllarındaki ideallerine ne oldu senin? Hani bir Anadolu kasabasına gidip orada çiftlik kuracaktın? Hani iktisat fakültesinde öğrendiklerinden yararlanıp kooperatifçiliğe başlayacaktın? Yöredeki köylülere öncülük edip kalkınmaya katkıda bulunacaktın? Hani ben bir köy ilkokulunda öğretmenlik yaparken çocuklarımız olacaktı? Bak, bunlar güzel düşüncelerdi ama hayatın gerçekleri farklı. Hayır, sadece sen değiştin. Ben eski Barış'ımı geri istiyorum. Serpil, eski Barış'ın yeni Barış'ınla aynı kişi, saçmalama. Bak senden istediğim topu topu 3 aycık daha. Ölür müsün 3 ay daha sabretsen? 3 ay önemli değil ki. Okul bittikten sonra 5 seneyi bu şekilde yedin. Sen iktisat mezunusun. Yazarlıkla, sinemacılıkla, televizyonculukla uzaktan yakından alakan yok ama dizi yazıp zengin olmayı, lüks içinde yaşamayı kafana koydun. Başaramadıkça bunu takıntı yaptın. Taktıkça da batıyorsun. Tükeniyorsun ve ilişkimizi de tüketiyorsun. Farkında mısın? Tam tersine ben başarmak üzere olduğumun farkındayım. Hem sebat etmeden hiçbir iş başarılamaz diyen sen değil miydin? Baban değil miydin? Babamı karıştırma bu işe. Zaten yeterince üzüldüler. Senin peşinde ziyan ettiğim yıllarımı onlara açıklamakta zorlanıyorum artık. Sevgilim, bak ne olur bırak bu yerli filmlerden aparma lafları. Ne olur anlayışlı ol. Bu defa başaracağım ve başarmış bir erkekle evlenmenin gururunu yaşayacaksın. Eski Barış hiçbir şey başarmasa da bana yeterdi. Sevgilim, sevgilim ne olur. Sevgilim bu defa son, ne olur. Ben birkaç kez gelmiştim, söyledim ya iş yerime yakın bir yer. Göreviniz nedir Serpil Hanım? Bir ihracat şirketinde şef sekreter olarak çalışıyorum. Ne güzel. Yapmayın canım, güzel falan değil. Akşama kadar bilgisayarın başında afaganlar basıyor.
Bu televizyon dizileri de iyice düzeysizleşti Hayriye. Kapat şunu lütfen. Vallahi haklısın Namık. İnan artık seslerini duymaya bile dayanamıyorum. Ben de öyle. Bir konser olacaktı ikinci kanalda. Türk Sanat Müziği konseri. Onu açsana. Selma çok yakın arkadaşım. Serpil nerede kaldı? Bu aralar fakültenin kütüphanesinde geç vakitlere kadar çalışıyor. Tezini hazırlıyor biliyorsun. Bu kız öğretmenlik sınavına gidip Anadolu'ya gideceğim demiyor muydu? Master için neden bu kadar uğraşıyor? Geldi işte. Merhaba anne. Merhaba baba. Nerelerde kaldın kızım? Kütüphaneden çıktıktan sonra Barış'la buluştuk. Biraz sohbet ettik. Ya öyle mi? Nasılmış Barış? İyi. İşleriyle uğraşıyor. Peki evlilik konusuna da girdiniz mi Serpil? Evet baba. Bunları sonra konuşsak. Evet. Tabii kızım, nasıl istersen. Ama 7 yıldır nişanlı olduğunuzu unutma. Ta öğrenciliğinizden beri. Biliyorum baba. Bana 3 ay daha izin verin, şu tezimi tamamlayayım. Senin üniversitede kalmak gibi bir niyetin var mı yavrum? Hayır baba, neden sordun? Bu master tezinin üzerine çok fazla düşüyorsun da merak ettim. Birçok kişi üniversitede kalmanın ilk adımı olarak görüyor master veya doktora yapmayı baba. Ama... bu benim için böyle değil. Master tezimi gerekli olduğuna inandığım için yazıyorum. Aslında tezim bittikten sonra üniversitede kalman hoşuma giderdi. Seni gurbete yollama fikri bana hep ürkütücü geliyor. Aa, bunu daha önce konuştuk baba. Anadolu'ya gideceğim. Orada görev yapacağım. Öğretmenliğe tesadüfen girmedim ben. Bunun benim idealim olduğunu biliyorsunuz. Evet ama genç bir kız için gurbet zordur. Kıdemin de yok. Seni bir mahrumiyet bölgesine verirler. Daha iyi ya baba, tezimle ilgili çalışma olanağı bulurum. Kızım, yüzyılların gerçeğini bir anda değiştiremeyeceğini biliyorsun değil mi? Aa, ne oluyor size bu gece anne? Bu konuları defalarca konuşmadık mı? Okula gönderilmeyen kız çocuklarını tez konusu yapmam. Bu sorunun çözümü için proje geliştirmem. Bu nedenle Anadolu'da görev yapmak istemem. Hepsi de defalarca konuşulmadı mı bu evde? Konuşuldu kızım, konuşuldu. Ama gitme zamanı yaklaştıkça kaygılanmadan edemiyoruz. Hem bu iş böyle gelmiş, böyle gider evladım. Sen mi değiştireceksin dünyayı? Kendini helak edeceğine evlenip yuvanın kadını olsan. Yakınlarımızda bir yerde bir ev tutsanız. Ay baba, anne, inanamıyorum size. Bir zamanların idealist öğretmenleri. Şu söylediklerinize bakın. Bize bunları öğretmemiştiniz siz. Sakin ol Serpil, haklısın. Biz de bir zamanlar senin gibi düşünüyorduk ve bu işler için çok uğraştık. Ama görüyorsun işte sonuç ortada. Ömrünü ücra kasabalarda heba etmek yerine kendini sağlama almanı istememiz yanlış mı kızım? Evet yanlış, hem de çok yanlış. Üstelik iş işten geçmiş durumda. Tez konumu biliyorsunuz. Ben bu tezi akademik ortamlarda hava atmak için yazmıyorum. Gerçekten işe yarasın diye yazıyorum. Duygularını anlıyorum kızım. Ama hayat bildiğin gibi değil. Artık daha fazla konuşmak istemiyorum. Hepiniz bu hale geldiğiniz için hayat böyle oldu. Ama o tezin konusu uygulamaya geçecek. Bu kadar. İşte bu kadar beyler. BBC televizyonunun çok tutulan dizisi karşınızda. Bunun iyi bir fikir olduğundan emin misiniz arkadaşlar? Artık herkes böyle çalışıyor oğlum. Oğlum kimse oturup ahmak ahmak yaratıcı yazarlık yapacağım diye uğraşmıyor. Alıyorsun tahtakaleden bir çanak anten, takıyorsun çatıya, başlıyorsun yabancı kanalları izlemeye. 2-3 kelimede yabancı dil biliyorsan işlem tamam, konuyu kaptın demek. Yapman gereken tek şey bizim toplumun örf ve adetlerine ters düşmemesi için biraz özen göstermek. İsimleri falan değiştirmek. Birazcık da bizim seyircinin seveceği soslardan döktün mü? Bir iki vurdu kırdı, bir iki delikanlı ayağı, buruk bir aşk öyküsü, bir iki damla gözyaşı, bir tane de popüler parçayı arka plana yerleştirdim mi? Gelsin reytingler ondan sonra. Sen de otur paraları say. Beyler, bence biraz işin kolayına kaçıyoruz. Aa, yani Amerika'yı yeniden mi keşfedeceğiz Barış? Bu işi bu memlekette herkes böyle yapıyor oğlum. Hani desen ki az televizyon izliyoruz, biraz daha bakalım. Anlayacağım. Sadece Brezilya, Amerikan dizilerine değil, şöyle Alman, İskandinav dizilerine de bakalım değil mi? Sorun bu değil arkadaşlar, sorun bu değil. Neymiş sorun Barış? Çıkar bakalım ağzındaki baklayı. Bakın beyler, 3 senedir bu mantıkla çalışıyoruz. Bugüne kadar 14 sinopsis, 4 ayrı dizi yazdık. Tek bir tanesi çekilemedi.
Demek ki bir yerde yanlış yapıyoruz. Haksızlık ediyorsun Barış. Kırlangıç yolu kabul edildi biliyorsun. Ama kanal battı abi. Şanssızlık işte, ne yapabiliriz? Deli oğlan da iki kanalda inceleniyor. İyi rapor çıkacakmış hakkında diyorlar. İçeriden haber aldım. Çalgıcı kızı da Kanal P'den sordular geçen gün. Beyler yabancı biriyle mi konuşuyorsunuz? Ben ortağınızım ve her şeyi sizin kadar biliyorum. Gerçek olan şu ki 3 yıldır bu işlerin peşindeyiz ve hiç kimse bir şey kabul etmedi. Ve de benim marjlarım bitiyor artık. Nasıl? Ne marjı? Bakın, Serpil'le bugün yine kavga ettik. Bu işlerden bir şey çıkaramayacağımızı düşünüyor. Yani aslında haklı tabii. Biraz geciktik. Ama bu işler böyle oluyor. Analar ağlamasın. 3 sene kanal kanal süründü abi. Ama şimdi reytinglerin kralı. Evet. Beyler, nerede hata yapıyoruz bilemem. Ama ben Serpil'den son bir 3 ay için izin kopardım. Bu işi başardık. Yoksa bir gün bile dayanamam. Serpil beni siler. Silerse silsin. O kadar mı önemli? Kendine gel Cengiz. Orada dur bakalım. Serpil benim için her şeyden daha önemli. Tamam abi. Zaten bunların hiçbirine gerek kalmayacak. 3 ay içinde mutlaka bir kanaldan evet yanıtı gelecektir. Bak, bugüne kadar yazdıklarımıza gelmese bile şimdi yazdığımıza kesin gelecek oğlum. Tamam. Ben de diyorum ki bu sefer değişik bir şeyler yapalım. Yani bırakalım şu yabancı kanalları izleyip aparmayı da kendimiz bir şeyler bulalım. Zaten biz sadece konsepti kullanıyorduk Barış. Diğer motifler tamamen uyduruluyordu. Sanatsal yaratım olayı. O kadar esinlenme de olacak yani abicim. Bir noktadan sonra sanatçının sanatçıdan etkilenmesi doğaldır hocam. Bu kez o da olmasın diyorum. Tamam da Barış, nasıl olacak? Biz büyücü müyüz ya? Evet, bir fikrin var mı? Var. Var olmasına da sonrası korkutuyor beni. Neden korkutuyormuş? Ben yasa dışı bir şey yazmam ona göre. Saçmalamayın canım. Siz isteseniz ben yazar mıyım? Öyleyse neden çekiniyorsun? Bakın, Serpil bir master tezi yazıyor. Konusu da okula gönderilmeyen küçük kız çocukları. Çok ilginç. Mükemmelsin be hocam. Abicim harika bir konsept bu ya. Evet, vallahi reytikleri siler süpürürüz. Arasına bir iki acıklı dram, ne bileyim bir yetiştirme yurdu öyküsü. Bir ayrılık tragedisi, bir iki çeşit gözyaşı sosu, birazcık acıların çocuğu olayı. Tam televizyon izleyicisine göre bir konu. Uçarız abicim, vallahi, uçarız evet, ya. Biraz da ağlık falan katarız bu işin içine. Hani fakir aileye kötülük yapıyordur hani. Var durdun ya. Durdun hedefi tam 12'den vurdun Barış. Hemen abicim oturuyoruz yazmaya. Vallahi 13 bölümü 2 ayda yazar çıkarız. Bu kadar net bir konsept bugüne kadar karşıma çıkmamış. Beyler sakin olur musunuz lütfen? Anlayamadım neden? Bakın, böyle bir şey yaptığım Serpil'in kulağına giderse ne olur biliyor musunuz? Bunu düşünmene gerek yok çünkü asla kulağına gitmeyecek. Yani seni Serpil'e öldürtmek istemediği bir sürece gitmez. Dinleyin, yine de karar vermiş değilim. Serpil'i ne kadar çok sevdiğimi bilirsiniz. Hayda, melankolik aşık triplerine geldik yine. Bu teze ne kadar çok çalıştığına kendi gözümle tanık oldum. Onun emeğini çalmak... Düşündüğün şeye bak be Barış. 3 gün sonra evlenecek değil misiniz oğlum? Resmen karına olacak ya. Hem tezi çalıp da ne yapıyorsun ki? Kendin tezi olarak vermiyorsun. Konuya şöyle bir göz atacaksın. Hassas noktalardan 2-3 karakter yaratacağız. Hepsi bu. Sonra bambaşka bir şey yazacağız. O yine versin tezini oğlum. Beyler, bu öyle kolay karar verilecek bir konu değil. Ya sadece bir esinlenme olayı. Evet. Barış fazla büyütmüş onu. Hayır. O kadar basit değil. Konsept kullanımı demek zaten olayın özünü almak demek. Bunu Serpil'e yapmam doğru mu? Daha karar vermiş değilim. Yani şimdi saçmalamaya başladın Barış ha. Serpil'e yokluk yaşatmayacağım diye başımızın etini yiyen sen değil miydin oğlum? İşte bak, piyango kapına kadar geldi. Bu konuyu televizyonlar havada kapar oğlum. Akıllı ol, akıllı. Serpil bile sevinir bu işe. Sen de şaşar kalırsın. Evet. Çünkü bir akademik tez olarak dosyalar arasında sıkışıp kalacak bu konu. Ama böylece milyonlara ulaşacak. Ama olayın etik olmayan bir yanı var. Aman be abicim. Asıl amacımız iyi bir düşünceye dayanmıyor mu? Hem o kız çocukların okula gönderilmesi konusunu toplumun gündemine taşıyacağız. Hem de üzerinde Serpil'in de hakkında olacağı sağlam bir parayı kazanacağız. Ya. Bunun neresi fena? Hay Allah. Bu konuyu size erken açtım. Biraz daha düşünmeliydim ya aslında. Saçmalama Barış, düşünecek bir şey yok. Sen Serpil'in şu tezini bir bahane bulup biraz incele. Bakalım entrika kurarken işe yarayacak püf noktaları bulabiliyor musun? Deneyeceğim. Tamam deneyeceğim ama bu konuda söz vermiş falan değilim ona sen göre. Sen yine de bir bak.
Bakın her an vazgeçebilirim. Sıkıştırmak yok, tamam mı? Ya tamam Barış, tamam, tamam, tamam ya, tamam, tamam ya. Merhaba bir tanem. Gözlerime inanamıyorum. Sen kütüphanede. Ne olmuş? Neden bu kadar şaşırdın? Ay Barış, öldüreceksin beni. Sanki seni yeni tanıyorum. Kütüphaneye geldin, hiç görülmüş iş midir? Bana haksızlık ediyorsun Serpil. Üstelik bunu hep yapıyorsun. Ben de kendi konum üzerinde araştırma yapıyorum. Ya öyle mi? Televizyonda mı araştırıyorsun konularını? Evet. Ne var bunda? Akşama kadar borsa bantlarını izlemezsen dünyada neler olup bittiğini asla anlayamazsın. Gözlerim yaşardı. Bak Serpil, her şeyi küçümseme. Bir tek sen değilsin mesleğiyle ilgilenen. O beğenmediğin televizyon kanallarında her gün yarım düzine profesör çıkıp ekonomik konuları tartışıyor. He, sen de bilim ve meslek aşkından dolayı devamlı televizyonu izliyorsun. Senin neyin var Serpil? Şşt, yavaş. İnsan nişanlısını görünce böyle mi davranır? Tamam, haklısın Barış, özür dilerim. Hadi çıkıp birer kahve içelim, ben de yorulmuştum zaten. Yo yo, çıkmamıza gerek yok. Senin şu tezin, ondan bahsedelim mi biraz? Aa, neler söylüyorsun? Çok etkilendim. Sevdiğim adam, yaşamımı adadığım tezle ilk defa ilgileniyor. Bu harika. Bugüne kadarki ilgisizliğim için bağışla bir tanem. Ciddisin değil mi? Dalga geçmiyorsun benimle. Tabii ki ciddiyim bir tanem. Neden garipsedin ilgimi? Daha önce düşüncesizce davrandığım için. Hayır hayır canım, neden düşüncesizlik olsun? Zaten tez konuya yabancı biri tarafından okunabilir bir metin haline yeni yeni gelmeye başladı. Serpil, hı? Bir göz atabilir miyim? Aa, tabii, bu beni çok mutlu eder. Ah, bak şuradan başla sevgilim, daha rahat anlarsın. Tamam. Konunun sosyolojik boyutu açıklanıyor burada. Ardından ekonomik nedenlerine de girilecek. Hı-hı. Belki bana yardımın bile dokunur. Umarım, umarım. Seni seviyorum. Ben de bir tane, ben de. Bu kız master değil, televizyon dizisi yazmış birader. Adlar bile muhteşem. Şu hale bak. Kızın adı Kader abi. Abi fotokopi almak istediğinde şüphelenmedi mi Serpil? Hayır Cengiz. Şüphelenmedi. Oğlum şapşal mısın sen? Neden şüphelensin? 3 gün sonra evleneceği adama güvenmeyecek de kime güvenecek? Yani evde rahat rahat okurum diye fotokopisini aldın ha. Barış'taki aklı görüyor musun Serdar? Susar mısınız lütfen? Bu konuda Serpil'le aramda geçenlere dair tek bir kelime bile duymak tamam, istemiyorum hocam, artık. Tamam hocam, tamam, kızma. Hemen konuya giriyorum. Bence Serpil'in örnek olarak seçtiği köyün bütün özelliklerini kullanalım. Hepsi de cuk oturuyor. Kızın hikayesi de süper. Bu bir tür kibritçi kız hikayesini andırıyor. Bizim televizyon izleyicisi bayılır buna. Evet, bizim millet mazlumdan yanıdır daima. İzleyici kendisiyle özdeşleştirmek istemez o zaman. O zaman tıpkı Serpil'in incelediği ailedeki gibi olsun. Çelimsiz, soluk tenli, sarı saçlı. Zaten adı da Kader'miş. Ah be, ah be. Aynı ismi kullanabilsek mükemmel olur. Olur mu Serdar? Savunma için hiçbir dayanağımız kalmaz o zaman. Şu A hikayesini de alsak acaba Serpil uyanır mı? Nereden uyanacak? O yerde her yerde A var zaten. A konağının adı da Kemerli Saray. Aslında o da süper oturuyor. Ama o kadar ileri gidemeyiz abicim. Biz de Aynalı Saray'dayız. Kemerli Saray'ı Aynalı Saray yaptık mı Serpil hayatta uyanmaz. Uyansa da tesadüf der, çıkarız işin içinden. Beyler, hakkında konuştuğunuz kişi benim müstakbel karım, hatırlıyorsunuz değil mi? Tamam abicim, kötü bir şey yapmıyoruz ki. Sonuçta başardığımızda o da bundan kazançlı çıkacak. Uf, bulaştırmayacaktım Serpil'i bu işe. Abicim niye bu kadar hassasiyet yaptın? Kız bu tezi yazdıktan sonra toplam 3 tane öğretim üyesi okuyacaktı. Şimdi milyonlara ulaşacak. Biraz mantıklı olur musun artık Cengiz, ya? Cengiz, bana akıl vermeye kalkma. Zaten canım çok ya sıkın. Ya tamam tamam abicim. Tamam haklısın. Tamam. Nerede kalmıştık? Heh. Kıza acıklılık imgesi verecek bir aksesuar bulalım. Mesela bir oyuncak bebeği olsun. Hı hı. Onu bir ara kaybetsin ya da çamura falan düşürsün ha. Gözyaşı sosu, anlıyor musun? Ha? Ya casting kataloğu burada mı? Şöyle hafif şeyler bir kız seçelim abicim. Ha? Bak sen şu Serpil'e, kızın ailesinin mazisini bile araştırmış. Almanya'ya göçmüş bir baba. Abicim 4 ayak üzerine düştük. Bu dizi zaten yazılmış oğlum, zaten yazılmış. Dekupa edip göndereceğiz ve bitecek. Biraz diyaloglar akacak, hepsi bu. Vallahi bu sefer yırtıyoruz. Kesin, duyuyor musun Barış? Bu sefer kesin yırtıyoruz. Beni rahat bırakın.
Kızım, Serpil, çabuk ol. Geliyorum anne. Hadi hemen otur sofraya. Bak bugün tezini savunacaksın. Doğru düzgün kahvaltı etmezsen kafan çalışmaz sonra. Abartma anne, sınav değil bu. Tez ortada zaten, o kendini savunur. Sen yine de annenin sözünü dinle kızım. Tamam baba, ama olayı büyütmeyin. Bakın ben şimdi gideceğim, sakın arkamdan merak etmeyin beni. Hiç kuşkunuz olmasın ki tezim kabul edilecek. Biliyorum kızım, maalesef biliyorum. Ne demek maalesef baba, o nasıl söz? Bu tezi verdikten sonra neler olacağını biliyorum da ondan maalesef diyorum. Baba, bunları yıllarca konuşmuştuk, artık kabullenmeniz gerekiyor. Biliyorum biliyorum ama elde mi? Senin gibi genç bir kız gurbette yalnız başına, buna katlanmak kolay mı? Babacığım seni anlıyorum ama lütfen bana yardımcı ol. Benim için de kolay değil evden ayrılıp uzaklara gitmek. Bir de siz zorlaştırmayın işimi. Zaten Barış'tan neler çektiğimi biliyorsunuz. Sahi Barış nerelerde? Gözükmüyor da çoktandır. Ne bileyim anne, bir televizyon dizisi yazıyormuş arkadaşlarıyla. İyi de kızım, sen öğretmenlik sınavına bu yaz gireceksin. Yaz sonu görev yerin belli olur. Bu oğlan seni yalnız başına mı yollayacak? Bilmiyorum baba, bilmiyorum. Zorla gel evlenelim, görev yerime beraber gidelim diyemem ya. Haklısın kızım ama bu işe bir çare bulmanız gerekmez mi? Daha doğru dürüst bir işi bile yok. Hem bu çocuk iktisatçı değil mi? Neden senaryo yazmaya çalışıyor? Doğru söylüyorsun baba, bunlar beni de düşündürüyor. Ama yaz sonunda görev yerim belli olduğunda bana net bir yanıt verecek. Hizaya girip doğru dürüst bir iş yapacak mı? Yoksa böyle ömrünü hayal peşinde koşarak mı geçirecek, anlayacağız. Yani o tarihin bir özelliği mi var? Evet baba. O tarihe kadar yazdığı dizinin kabul edileceğini ve beni mutlu etmek için her şeye sahip olacağını iddia ediyor. Son kez zaman tanıdım ona. Peki ya dizi kabul edilmezse? Yeni bir süre daha tanımam artık. O zaman ne olacak Serpil? Gerekirse nişanı atarım. Ama kızım bunca yıl gezip tozdunuz. Birbirinize deli gibi aşık olduğunuzu söylediniz. Biz de her şeyinizi hoş gördük. Bu böyle kolay mı? Ne yapayım baba? Yanlış bir evliliğe başlamaktan daha iyi değil mi bu? Sakin ol kızım, dur bakalım. Sen şimdilik kafanı bu işlere yorma. Şu tezi bir ver, gerisine sonra bakarsın. Allah bir kapı açar. Evet kızım, bugün bu konuların sırası değil. Kafanı dağıtma, şu tezini ver, sonrasını ailece düşünürüz. En doğru kararı veririz. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Sabahın bu saatinde kim olabilir? Siz durun, ben açarım. Oğlum sen ne arıyorsun sabahın bu saatinde burada? Baba, Serpil'i almaya geldim. Bugün tezini savunacak ya. Arabayla götüreyim dedim. Teşekkür ederiz oğlum ama bu halin ne? Yüzün bembeyaz. Önemli bir şey değil baba. Üstüm açık uyumuşum da. Üşüttüm biraz galiba. Hoş geldin oğlum. Girsene içeri. Sabah sabah rahatsız etmeyeyim anne. Serpil'i alıp gideyim ben. Olmaz öyle şey. Gir bakayım içeri. Doğru sofraya. Hem Serpil de daha kahvaltısını etmedi. Peki anne. Merhaba Barış. Ne bu halin? Kötü bir şey mi oldu? Bir şey yok Serpil. Seni okula götürmeye geldim. Çok düşüncelisin hayatım ama yüzün bembeyaz. Doğru söyle bana, ne oldu? Serpil, bir şey yok diyorum. Biraz üşüttüm, hepsi bu kadar. Peki canım. Hazır sayılırım zaten. Kahvaltı edip hemen çıkalım. Hayatım, annemlerin yanında üsteleyemedim. Ne bu halin? Bir şey yok Serpil, bir şey yok. Nasıl bir şey yok? Sabahın köründe kapıya dikiliyorsun. Neymiş? Tezimi savunmaya götürecekmiş. Ne var bunda? Olamaz mı yani? Olur, iyi de olur. Aslında hep olması lazım ama... Bunu ilk defa yapıyorsun da birazcık yadırgadım, hepsi bu. Yadırganacak bir şey yok. Barış, ben aptal değilim. Biraz sakinleşip bana neler olduğunu anlatır mısın? Bir şey yok dedim ya Serpil. Nişanlımı fakülteye bir sabahta ben bırakamaz mıyım ya? Barış, uzatma. Anlatır mısın? Anlatacak bir şey yok. Serpil. Al şu 2000 lirayı. Aa. Bu senin. Bu da nesi? Nereden çıktı bu para? Serpil. Çok büyük bir para bu. Serpil, bak lütfen bırak şimdi bunları. Al, hadi. Kendine gelir misin Barış? Kaynağını bilmediğim bu kadar büyük bir parayı neden kabul edecekmişim? Kaynağı belli. Benim. Al işte, al hadi. Evlilik hazırlıklarımız için harcarsın. Barış, sen beni öldürmek mi istiyorsun?
Yıllardır hazırlandığım tezimi savunmak için okula gideceğim sabah karşıma çıkıp bana anormal paralar veriyorsun ve almam için ısrar ediyorsun. Ne bu? Ne bu saçmalık? O para anormal değil. Benim. Yani bizim. Avans aldım. Avans aldık yani. Dizi kabul edildi. 6000 YTL avans verdiler. Bu da benim hakkım. Harikasın sevgilim. Bunu neden daha önce söylemedin? Kutlarım seni. Bu çok güzel bir haber. Seninle gurur duyuyorum. Ama sevinçten havalara uçman gerekmez mi? Ne bu halin? Yüzünden düşen bin parça. Sevgilim, şu anda bunları konuşmayalım. Hadi, dikkatini de almasın. Barış, iyi misin sen? İyi değilim aslında. İyi değilim Serpil. Neyin var sevgilim? Hiç. Önemli bir şey değil. Biraz soğuk aldım galiba. Ya hay Allah. Neyse ben sınavdan çıkar çıkmaz gelir ilgilenirim. Sen al şu paranı. Git evine dinlen. Ben öğlene doğru gelirim. Serpil, o para senin. Barış saçmalayıp durma. Şu anda bu tuhaflıklarınla uğraşamam. Para benim filan değil, senin. Alnının teri. 5 senedir bu işlerin peşindesin. İlk kazandığım parayı ne hakla elinden alırım? O para senin hakkın. Allah Allah. Sen beni deli mi etmek istiyorsun? Ben kendi alın terimle kazanmadığım hiçbir paraya benim demem. Bunu öğrenemedin mi? İşte tamam, senin. O para senin. Ay Barış, sende bugün bir gariplik var. Ama şimdi bunlarla uğraşacak zamanım yok, tamam mı? Öğleye doğru evine gelirim, konuşuruz. Hadi canım, hadi. Sana nane limon da kaynatırım. Hadi, hoşça kal. Hey, dur! Al şu parayı! Allah kahretsin! Allah kahretsin! Allah kahretsin, lanet olsun! Değerli jüri üyeleri, sayın öğretim üyeleri... işte bu dile getirdiğim sorunsallar çerçevesinde... okula gönderilmeyen kız çocuklarının... toplumumuzda açtığı yaraların giderilmesi için... bir proje olarak ele aldığım... ve mesleki hayatımda da... mikro ölçekte uygulamaya hazırlandığım... master tezimin kabul edilmesini saygılarımla arz etmekteyim. Gerçekten de teziniz çok etkileyici Serpil Hanım. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda hocam? Bence bir master tezinden çok devlet eliyle hazırlanmış bir eğitim programına benziyor. Yani master tezinden öte bir şey bu. Çok etkileyici. Gerçekten de çok etkileyici. Fakat bu tezin üniversite duvarları arasında kalmasına gönül el vermiyor. Doğrusu aynı duygular bende de var hocam. Üniversitenin toplumla bütünleşmesi ve toplum yararına projeler sunabilmesi, yani kısacası bilimin toplum hizmetine sunulabilmesi için mükemmel bir tez var elimizde. Biraz uygulama yana ağır basan, teorik düzlemde tartışmayı ihmal eden ve uygulamaya dönük tavsiyeler içeriyorsa... Ama sayın hocam, teorik nosyonu arttırmak benim için oldukça kolay bir yol olurdu. Anlıyorum sizi, anlıyorum. Bunu bir tenkit olarak dile getirmemiştim. Sadece şunu söylemek istiyordum. Bilimsel tezden ziyade bir toplumsal projeye dönüşmüş bu çalışmadan ülkemiz adına yararlanmalıyız. Yani sayın hocam, tezimin aleyhine bir değerlendirme yok değil mi? Hayır hayır, kesinlikle hayır. Bilim her zaman yeni fikirlere, yeni açılımlara hazır olmalıdır. Bu anlamda tezinizin kuru teorik tezlerden çok daha anlamlı ve yararlı olduğunu düşünüyorum. Bu sözlerinizden tezimin kabul edileceği umudunu aldım hocam. Sanırım biraz daha fazlası var. Tezinizi teslim ettiğiniz süreden bu yana üzerinde düşünüyor ve tartışıyoruz. Sizi böyle değerli bir çalışma yaptığınız için kutlarız. Dahası bunu mikro ölçekte uygulamak için öğretmenlik sınavlarına girip köy öğretmeni olmaya çabaladığınızı biliyoruz. Ama siz tezinizin savunmasına hazırlanırken ülkemiz için çok daha yararlı olacak bir girişimde bulunduk. Kırsal bölgeye yayın yapan televizyon kanallarından birinde yönetici olan dostlarımızla üniversite olarak temas kurduk. Tezinizin temalarını ve projelerinizi anlattık. Bu projenin televizyonda dizi programlar şeklinde yayınlanması halinde binlerce köy ve yüz binlerce köylü kızı için çok yararlı olacağını belirttik. Eğer siz de kabul edecek olursanız televizyonda Kızlar Okulsuz Kalmasın adlı bir dizi program yapacak ve projenizi anlatacaksınız. Yaklaşık 4 yıl sürecek bir projeden söz ediyoruz. Televizyon kanalı bu konuda sizinle sözleşme imzalayacak ve tahmininizin üstünde bir ücret alacaksınız. Bütün bunlar için çok teşekkür ederim. Fakat bilmek istediğim bir şey var. Tezim kabul edilmiş oldu mu bu durumda?
Bunu sormaya gerek var mı Serpil Hanım? Sizi tebrik ederiz. Üniversitemiz sizinle gurur duyuyor. Başardık Barış. Hadi aç şu kapıyı. Ay, merhaba. Merhaba Serpil. Barış evde değil mi Cengiz? Barış burada yok Serpil. Nasıl yok? Beni okula bırakırken hastaydı, eve gelip dinlenecekti. Eve geldi. Peki şimdi nerede? İçeri girsene Serpil, biraz konuşalım. Allah Allah. Ne oluyor burada? Neden yüzünüzden düşen bin parça? Serpil, biraz sakin olur musun? Otur şöyle, rahatla lütfen. Ay, çabuk bana Barış'ın nerede olduğunu söyleyin. Tabii. Bir şey içer misin Serpil? Allah kahretsin, beni deli etmeyin. Çabuk Barış'ın nerede olduğunu söyleyin. Barış gitti Serpil. Nereye gitti? Bu ne biçim konuşma? Hastaydı o. Daha sabah beni okula bırakırken eve gelip ona bakacağımı söylemiştim. Beni burada bekleyecekti. Eve bir hayalet gibi girdi. Yüzü bembeyazdı. Kendi kendine konuşuyordu. Yatak odasına gitti. Hı-hı. Eline ilk gelen eşyayı valize tıktı ve çıktı gitti. Onu durdurmaya çalıştık ama bizi duymuyordu. Hatta onu tutmaya bile çalıştım. Hayatımda ilk defa en samimi dostumdan yumruk yedim bu yüzden. Her şeyini kaybetmiş biri gibiydi. Durduramadık onu. Ona söyleyin, onu her şeyden çok seviyorum diyordu. Serpil'e söyleyin diyordu. Şimdi gidiyorum ve bir gün onurlu bir erkek olarak geri döneceğim diyordu. Ya. Aman Allah'ım, nereye gidiyordu? Aynı soruyu biz de sorduk. Bilmiyordu, sadece gitmek zorunda olduğunu söylüyordu. Evet. Ülkenin en uzak köşesine kadar gitmekten başka bir şey düşünmüyordu. Bir ara Kurtalan Ekspres'in saatini sordu. Ben yanıt veremeyince de valizini bırakıp internete girdi ve tren tarifesine baktı. Aman Tanrım, neden böyle bir şey yaptı Barış ha? Gençlik ideallerime döndüğümü söyleyin ona diyordu. Gidecek ve başaracakmış ülkenin en yoksul yöresine. Evet. Ama bu nasıl iş? Daha sabah beraber yazdığınız dizinin kabul edildiğini, avans aldığını söylüyordu. Galiba sorun da bu. Ne demek istiyorsun Serdar? Yani bunu sana açıklamak çok zor. Bana oyun oynamayın. Çabuk söyleyin neden? Bunu Barış'ın ağzından duysan daha iyi olur Serdar. Beni çileden çıkarmayın. Barış'ı bir daha görüp görmeyeceğim bile belli değil. Uğraştırmayın beni. Bakın bu evi tepenize yıkarım. Tamam. Ergede geç öğreneceksin. Tamam, bari bizden duy. Televizyon kanalının kabul ederek bize avans ödediği dizinin adı... Hı? Kızlar Okulsuz Kalmasın. Aman Allah'ım. Bu benim tezimin adı. Aslında her şey masum bir planla başladı. Yazdığımız diziler bir türlü kabul edilmiyordu. Çünkü yabancı ülkelerin dizilerini Türkiye'ye uyarlıyorduk ve yapmacık oluyordu. Başarmak için kendi ülkemizin sorunlarını yansıtan bir şeyler yazmamız gerektiğini öne sürdü Barış. Ama o bu konularda bilgisiz olduğumuzu düşünüyordu ve gerçekten öyleydik. Yani yabancı ülkelerdeki sorunları biliyorduk, yazabiliyorduk ama kendi ülkemiz hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Barış da senin tez konundan söz edince ona bir göz atalım dedik. Gerçekten kötü niyetli değildik. Belki bir esinlenme söz konusu olur falan diye düşünüyorduk. Okuyunca çok etkilendik. Hangi kanala gitse kabul edileceği kesin olan bir konsept vardı. Elimizden geldiğince değiştirmeye çalıştık. Evet, yani Barış çok tedirgindi. Sana bunu yaptığı için kendini çok kötü hissediyordu. Ne yaptıysak senin ana fikrinden uzaklaşamadık. Evet. Ve Barış bu projeden çekilmeye karar verdi. Senin tezini unutmamızı, başka bir şey yazmamızı istedi. Ama biz bu konuya çok çalışmıştık. Üstelik proje kabul edilirse senin de bundan yararlanacağını, zengin olacağını düşünüyorduk. Evet. Senaryoyu ondan gizli yazıp teslim ettiniz değil mi? Aman Tanrım, benim Barış'ım buna katlanamaz. Vallahi böyle yıkıcı bir etkisi olacağını düşünmemiştik Serpil. Yani sonuç hepimiz için harika olur sanmıştık abicim. Siz lanet olasıcalar. Çabuk şu internete bağlanıp bana trenin saatini öğrenin. Bir dakika. İnternet sayfası açık kalmış galiba. Buradan bakabiliriz. Tamam. Ona yetişmem şart. Onu durdurmalıyım. Hadi yazın şunu. Tamam. Biraz sakin ol. Tamam. Cep telefonunu da açmaz ki şimdi. Hadi. Ver şunu bana. Tamam sakin ol. Tamam yeter, sus. Serpil, sizi duymak istemiyorum. Serpil. İyi günler.
Kurtalan Ekspresi bu mu? Evet hanımefendi, ama tren kalkmak üzere. Binecekseniz acele etmelisiniz. Şey, birini arıyorum. Biletleriniz isme göre mi hazırlanıyor? Evet efendim, ama gişeden sormak gerekir onu. Bakın, bu hayati bir konu memur bey. Gişeye sormaya gidersem tren kalkacak. Aradığım yolcuyu nasıl bulabiliriz? Acil durumlarda anons yapabiliriz. Fakat yolcu bunu duyar mı bilmem. Bir de konunun gerçekten acil olması gerekir. Sizi temin ederim efendim, konu hayati. Bunu anons ederseniz size minnettar kalırım. Peki hanımefendi. Yolcunuzun adı neydi? Barış Aksoy. Beni takip edin efendim. Umarım duymuştur. Umarım gelir. Yolcunuzun bu trende olduğundan emin misiniz? Evet, yani sanırım, umarım. Birkaç dakika sonra trenin kalkacağını biliyorsunuz. Yolcunuz gelirse bu hususu göz önünde bulundurun lütfen. Tren sizi beklemez. Anlıyorum, anlıyorum. Her şey için teşekkür ederim. Çok yardımcı oldunuz. Son bir ricam olacak. Bir kere daha anons yapabilir misiniz? Olur efendim. Ah, durun durun. Gerek kalmadı, geliyor. Geliyor. Barış, bana bunu nasıl yaparsın? Sen ha? Beni burada nasıl buldun? Buldum işte. Vaktimiz yok. Hemen bavullarını indir trenden. İndiremem Serpil. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun beni böyle bırakıp? Hani evlenecektik? Benim de en büyük düşüm seninle evlenmek. Ama bu şartlarda bunu yapamam. Neden? Neden? Ben sensiz yaşayamam. Bunu biliyorsun. Bunun nedenini sana anlatamam. Utançtan ölürüm. Bir gün nasılsa öğreneceksin. Bak, ben Anadolu'ya gidiyorum. Tekrar sana layık biri olmayı denemek için. Dur Barış, dur. Çocuklar bana her şeyi anlattı. Tezimi de, mesleğimi de feda edebilirim senin için. Ben de olsam senin gibi düşünürdüm. Ama bu onursuzlukla yaşayamam. Lütfen Barış, bırak bunları. Al valizlerini in trenden. Bak, ben de Anadolu'ya gidemeyeceğim. Tezim televizyon kanallarında eğitsel amaçlı yayınlanacak. 4 yıllık çok parlak bir teklif var. Ya, bir bu eksikti. Umarım bu cazip teklif bizim o soytarı dizi projemiz yüzünden suya düşmemiştir. Böyle konuşma. Düşse de önemi yok. Barış, anlamıyor musun? Benim için sen her şeyden önemlisin. Şu anda gösterdiğin duyarlılık zaten seni affetmem için yeter de artar bile. Serpil, bak, gitmeliyim. Onursuz bir erkek olarak seninle evlenirsem yaşamımın sonuna kadar mutsuz olacağım. Bunu anlayamıyor musun? Ama bunlar benim için önemli değil. Ben seni seviyorum Barış. Ben de seni seviyorum Serpil. Hem de her şeyden çok. İşte o yüzden gidiyorum. Bak, orada iş yapacağım. Ekolojik tarımı yaymaya çalışacağım. Kooperatif kurup köylüleri bir çatı altında toplayacağım. Yörenin kalkınması için uğraşacağım. Başardığım zaman sana layık biri olarak geri döneceğim. Bunlara gerek yok Barış. Sen zaten bana layık birisin. Ben sensiz yaşayamam, ölürüm. Hem televizyon kanalından avans aldım. Diziyi yazman lazım. Parayı geri verdim. Çocukların da geri vermesi için gerekenleri yaptım. Yani sözleşme düştü. O dizi yayınlanmayacak. Kızlar okulsuz kalmasın, layık olduğu yerde yayınlanacak. Hem de senin adınla Serpil. Tren kalkıyor, gitme. O programı beraber yaparız televizyonda. Senin de düşün gerçekleşmiş olur. Serpil, sen beni anlamıyorsun. Ben bu onursuzlukla yaşayamam. O zaman ben de geliyorum. Nasıl gelebilirsin? Biletin yok ki. Olması gerekmez. Cezalı bir bilet ödemeye bakar her şey. Saçmalama Serpil. Tek bir eşyan yok yanında. Oh, anneme bir telefon ettim mi kargoyla ertesi gün gönderir. Serpil, bana blöf yapma. Beni rahat bırak lütfen. Ya beraber döneriz ya ben de geliyorum. Peki tezin ne olacak? Televizyondan gelen teklif. Gittiğimiz yerde çalışabilirim. Ya sonra? Öğretmenlik sınavları için bir günlüğüne geri dönerim. Sınavı kazanırsam görev yeri olarak da senin yanına isterim. Mahrumiyet bölgesi olduğu için beni oraya verirler. Tüm bunları ciddi mi söylüyorsun? Son derece ciddiyim. Blöf yapmıyorsun değil mi? Aşkta blöf olmaz Barış. Ben seni her şeyden çok seviyorum. Bunu anlamıyor musun? Peki beni affedebilecek misin sevgilim? Affedilecek bir suç yok ki ortada Barış. Biz bir bütünün iki yarısıyız. Senin hatan benim hatam. Benim tezim senin tezin. Seni seviyorum Serpil. Seni seviyorum Barış.
Gidiyoruz. Seninle olmak ne güzel. Sen dünyanın en harika insanısın Serpil. Seni çok seviyorum. Ben bir tanrıça. Olmuyor. Olmuyor. Ne var böyle? Neden istediğim gibi yazamıyorum? Ay. Olmayan nedir anne? Ah. Sen burada mıydın? Yatmadın mı daha? Yatmıştım ama uyku tutmadı. Daktilo sesini duyunca yavaşça salona indim. Bir yere mi takıldın yoksa? Hem de ne takılma. Bir türlü istediğim gibi yazamıyorum. Aslında iki gündür böyleyim. Neden anne? Aklından geçirdiğin şeyleri kağıda dökmek bu kadar zor? Bilmiyorum. Öyküm için bir konu tasarladım. Bu konuya uygun kişileri belirledim. Ama daktilonun başına oturduğumdan beri parmaklarım aklımdan geçirdiklerimi yazmıyor sanki. Çok garip. Onları tasarlayan sensin. Nasıl olur bu? Oluyor işte. İstersen bir süre için yazmayı bırak. Aklın çok karışık şu sıralar. Sonra yeniden ele alırsın. Bırakınca bir daha dizginleyemem onları. İpleri iyice karıştırırım. Anne biraz dinlen istersen. Sakinleşmeye çalış. Şu sıralar çok telaşlısın sen de. Aslında hepimizde bir telaş var ya. Düğün heyecanı, açacağın serginin hazırlıkları, babam. Sahi anne, sen neden öykü yazıyorsun? Şu sıralar resim yapman gerekmiyor mu? Yazdığım, daha doğrusu yazmaya çalıştığım bu öyküler, yapacağım tablolar için bir hazırlık oluyor. Aklımdan geçirdiğim tasarımları kağıda döküyorum önce. Aa, bunun yeri değişmiş. Yan yan bakıyor bana, alay ediyormuş gibi. Neyin yeri değişmiş anne? Kim yan yan bakıyor? Neyin var? Dalgın dalgın nereye bakıyorsun öyle? Yok bir şey yok. Şu pembe tanrıça az önce bana yan yan bakıyor gibiydi. Gözlerinde alaycı sinsi bir anlam vardı sanki. Anne, o bir biblo. Senin şu ünlü pembe tanrıçan. Epeydir ortalıkta görünmüyordu. Kitapların rafına sen mi koydun? Bir zamanlar onu çok severdin. Öyle mi? Bilmem. Evlilik ve sanat yaşamıma onunla başladım. Kimi zaman onu gözümün önünden hiç ayırmadım. Kimi zaman da varlığını bile unuttum. Aslında onu neden çıkarıp buraya koyduğumu bile bilmiyorum. Nişanlıyken babamın armağan ettiğini söylemiştin. Belki bu yüzden önem veriyorsun. Ha. Ama bu biblo benim hiç hoşuma gitmiyor anne. Bunu hiç söylemedim sana. Biliyor musun, çocukken onu çok seviyorsun diye kıskanırdım. Hatta bir gün kırmak bile istedim. Çirkin, garip bir biblo. Yüzündeki anlam çok aptalca. Gülüyor mu, ağlıyor mu belli değil. Benim ilgimi çeken de yüzdeki o anlam. Hem gülüyor hem ağlıyor gibi. Kimi zaman alaycı, kimi zaman sevecen. Bu anlamı büyük bir ustalıkla yakalamış sanatçı. Kim yapmış bunu? Antika bir değeri var mı? Hayır, hayır. Yalnızca bir kopya. Yıllar önce Eski Eserler Müzesi'nde buna tıpatıp benzeyen bir heykelcik görmüştüm. Bir höyükte bulunmuş. Nifak tanrıçasıymış. Daha sonra antikacı da kopyasını görünce baban hemen almıştı. Hem de cebindeki bütün parayı vererek. Sonra da okula kadar yürümüştük. Demek bu yüzden senin için değerli. Bunu hiç düşünmedim şimdiye dek. Zaman zaman beni çok etkiliyor. Az önce öykümü yazarken konuyu elimden kaçırdığım o anda alaylı alaylı güldüğünü sandım. Ama sevgiyle baktığını hissettiğim anlar da oldu. Saçmalamaya başladım galiba. Alt tarafı porselen bir biblo işte. Kendi kuruntularım yüzünden ona türlü anlamlar yakıştırıyorum herhalde. Ne olursa olsun seni etkilediği ortada. Oysa bana çok anlamsız görünüyor. Saçların arasından belinin ortasına kadar uzanan o yılan küçükken çok korkuturdu beni.
Kaç kez düşüme girdi bir bilsen. Bence o kadar da korkunç değil. Saç uzantısı gibi görünüyor. Hadi canım, artık yat istersen. Yarın erken kalkacaksın. Sen yatmıyor musun? Hiç uykum yok. Şu öyküyü bir daha okuyup ipin ucunu kaçırdığım yeri bulmaya çalışacağım. Neyse, sana iyi çalışmalar anneciğim. Kendini fazla zorlama. İyi geceler. Baban bu gece gelir mi? Baban mı? Onun işleri belli olmaz bilirsin. İyi geceler canım. Geldi galiba. Saat neredeyse gecenin 4'ü. Arabayı almamıştı. O mu acaba? Dur bir bakayım. Evet. Gene o kadın getirmiş evi. Kolay gelsin. Sen yatmadın mı daha? Çalışıyorum. Hoş geldin. Yemek ister misin? Hayır, uçakta yemiştim. Bu saatte havaalanından mı geliyorsun? Yok, önce büroya uğradım. Müdürle biraz çalıştık. Biliyorsun, ihale bizde kaldı. Ön hazırlıklar için proje yaptık birlikte. Sonra? Ne sonrası? Sonra da geldim işte. Neden yalan söylüyorsun? Hı? Seni kimin eve getirdiğini pencereden gördüm. Ne varmış bunda? O kadın benim ortağım. Aynı zamanda şirketin müdürü. Çok geç olduğu için beni eve kadar getirdi. Yani bu kıskançlık da nereden çıktı? Bu işi onunla yapacağımızı biliyorsun, değil mi? Evet. Bu iş gezisine o kadınla birlikte çıktığını da biliyorum. Nasıl öğrendin? Peşime hafiye mi taktın yoksa? Hayır. Bunu neden yapayım? Ne zaman döneceğini öğrenmek için şirkete telefon etmiştim bugün. Sekreter, ortağın olan o hanımla birlikte öğleden sonra döneceğinizi söyledi. Sana anlatmaya fırsatım olmamıştı. Son anda ihaleye birlikte gitmeyi uygun bulduk. Durum çok kritikti. Tek başıma karar veremem diye düşündüm. O kadınla birlikte gidip dönmüş, birlikte çalışmış olabilirsiniz. Ama neden yalan söylüyorsun? İş konularında sana hiç karıştın mı şimdiye kadar? Böyle gizli kapaklı davranarak, yalan söyleyerek durumu neden daha da çıkmaza sokuyorsun? Onunla aramızda yalnızca bir ortaklık ilişkisi var, inan bana. Rica ederim, sus. Kendini daha fazla gülünç duruma düşürme. Peki ne dememi istiyorsun? Yani seni üzmek istemem, bilirsin. Belli oluyor. Son günlerde işlerim yüzünden çok zor anlar yaşıyorum. Bana karşı daha anlayışlı olmanı beklerdim. İş konularındaki sıkıntılarını böyle mi çözmeye başladın yoksa? Bu ilişkinin seni daha da zor duruma soktuğunu anlayamayacak kadar saf olamazsın. Eskiden sorunların olduğunda benden yardım ister, düşüncemi sorardın. Derdini benimle paylaşırdın. Şimdi ne oldu sana? Bir şey olduğu yok. İşi büyütme, kıskançlık gösterisi yapma bana. Sana yakışmıyor bu davranış. Aman, konuyu gene kıskançlığa getiriyorsun. Durum bu kadar basit değil. O kadın görünen bir neden belki ama son günlerde aramızda çok şey değişti. İlgisiz, duyarsız davranıyorsun bize karşı. Daha ne yapayım? Para kazanacağım diye canım çıkıyor. İşler büyüdükçe dertlerim artıyor, huzurum kaçıyor. Ama senin umrunda mı? Son zamanlarda gözün paradan başka bir şey görmez oldu. Her şeyi parayla ölçmeye başladın. Sence başarılı olmanın, güçlü olmanın tek yolu kazanmak. Eskiden az kazanıyordun ama mutluyduk. Sevdiğin işi yapıyordun. Bizlere daha çok zaman ayırabiliyordun. Efendim, para güç demektir, güven demektir. Paran olunca çevrendekilerin davranışı bile değişiveriyor. Daha çok saygı görüyorsun. Yanılıyorsun. Saygınlık başka yollarla da elde edilir. Aslında kişiliğine gösterildiğini sandığın o saygı parana gösteriliyor. Sevgi yok bu saygıda.
Sevgi karın doyurmuyor ne yazık ki. Sen bunu anlayamazsın. İşlerime karışma. Canın ne isterse onu yap ama beni rahat bırak. Demek öyle. Öyle. Ben çizdiğim yolda yürümekte kararlıyım. Bu duruma gelebilmek için çok çalıştım. Bunca emeğimi senin kaprislerin uğruna feda edemem. Bu arada köşkü almak isteyen müteahhitini aradı. Her isteğimize razı oluyor. Satmayacağımı kesin olarak söylemiştim. Canım, neden inat ediyorsun? Adam köşkü yıkıp yerine 15 katlı binalar yapacakmış. Planları gördüm. Çocuk bahçesi, dükkanları, havuzlarıyla çok güzel bir site olacak. Bu konuda kesin kararlıyım. Satmayacağım. Orası dedemin, babamın yuvasıydı. Orada yaşadılar. Benim için anısı çok büyük. Çocukluk etme, onlar yaşamıyor artık. Yıllardır köşkte kimse oturmuyor ki. Müteahhit yapacağı dairelerin yarısını verecek bize. Düşünsene, en azından 50 daire. Tek kuruş harcamadan 50 daire sahibi olacaksın. Üsteleme lütfen, kararım kesin. Ailemin anısını beton yığınlarına gömmeyeceğim. Anıların kaç para eder senin, bunu iyice düşün. Böyle bir fırsat bir daha ele geçmez. Bir gün o köşkü tarihi yapı diye koruma altına alırlarsa hava alırsın sen de. Ben yatmaya çıkıyorum. Neler oluyor buna böyle? Her şeyi parayla ölçen, böyle duygusuz biriyle nasıl yaşayacağım ben? Merhaba canım. Erken geldin, bir şey mi oldu? Yok, izin aldım. Aslında seni merak ettim. Sabah işe giderken uyuyordun. Hasta olabileceğini düşündüm. Yok, iyiyim ben. Ortalığın hali ne böyle? Temizlik mi yapıyorsun yoksa? Hayır. Ne desem bilmem ki. Aslında gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Teyzeme mi? Hayır, kendi evimize. Köşke gidiyorum canım. Biliyorsun deden öldüğünden beri orası bomboş duruyor. Nereden çıktı şimdi köşke gitme işi? Kitaplarını da almışsın. Şu bavullar. Hep orada mı oturacaksın yoksa? Lütfen anne, neler olduğunu söyle bana. Bir şey olduğu yok. Dinle canım. Bu evde bunalmaya başladım. Boğuluyorum gibi bir duyguya kapılıyorum. Boşlukta gibiyim. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Doğru dürüst düşünemiyorum bile. Köşke gidersem bir süre için değişiklik olur diyorum. Gelmeseydin benden habersiz gidecektin demek. Öyle düşünme. Sana söyleyecektim elbet. Hadi anne, neler olduğunu anlat lütfen. Topladığın eşyalara bakılırsa orada uzun zaman kalacağın anlaşılıyor. Bizi terk ediyor gibisin. Otur da dinle beni. Evvelki gece babanla tartıştık. Onunla son günlerde zaten sık sık tartışıyorsunuz. Ama aranızdaki anlaşmazlığın evden ayrılmanı gerektirecek kadar ciddi olduğunu sanmıyorum. Babamı bilirsin. Son günlerde gözü işinden başka bir şey görmüyor. Çok değişti baban. Artık tanıyamıyorum onu. Para hırsı yüzünden insanlıktan uzaklaşır oldu. Artık dayanamayacağım. Yoruldum, kırıldım, yıkıldım. Bir kafesin içinde kısılıp kalmış gibiyim. Nereye dönsem bir çıkış, bir kurtuluş yolu bulamıyorum kendime. Neden bana bunları anlatmadın anne? Birlikte... Bana yardım edemezsin ki. Hem bunun seninle bir ilgisi yok. Bir süre yalnız kalıp iyice düşünmem, bir çare bulmam gerek. Peki o kocaman köşkte tek başına ne yapacaksın? Hem köşk epeydir bakımsız. Biliyorsun bahçıvanın karısı, oğlu ve geliniyle birlikte bahçedeki küçük evde oturuyor hala. Geçenlerde gitmiştim. Her yer tertemiz ve bakımlıydı. Tıpkı annemin sağlığındaki gibi. İçeri girince birden içim açılıverdi. Annem az önce evden çıkıp komşuya kahve içmeye gitmiş gibi geldi birden. Anne, anneannemle dedem yıllar önce öldü. Nasıl böyle düşünürsün? Biliyorum ama onlar benim için hala yaşıyor. Buradayken
onların köşkte oturduğunu düşünür, avunurum. İstesem, oraya gitsem, kendimi hep onları görecekmiş gibi hissederim. Bilemez. İnsanın en yakınlarını yitirmesi öyle acıdır ki. Hala yaşadıklarını düşünerek avutursun kendini. Umutlu bir bekleyiş içinde olur insan. Anlıyorum. İçeri girince annemin pencere önünde oturup ormanı seyrettiği arka odaya geçtim. Sanki karşımdaydı. Bana sorular soruyordu. Eskiden yaptığım gibi ona her şeyi anlattım. Sonra mutfağa geçtim. Burnuma annemin yaptığı güllacın kokusu geldi. Köşke gitmeye o zaman mı karar verdin? Hayır. O anda bunu aklıma bile getirmemiştim. İsteseydim o gün orada kalırdım. Bahçıvanın yaşlı karısıyla birlikte kameriyede çay içtik. Konuştuk. Sonra eve döndüm. İçime bir huzur dolmuş. Hafiflemiştim. Peki gideceğinden babamın haberi var mı? Of, tartıştıktan sonra bir daha babanın yüzünü göremedim ki. Zaten canın ne isterse onu yap. Beni rahat bırak dedi. Dün gene bir iş gezisine çıkmış. Son günlerde babamı ben de göremiyorum. İş toplantıları, yolculuklar. Nasıl bu kadar rahat vurdum duymaz olabiliyor anlamıyorum. Benimle de ilgilenmiyor artık. Oysa şu sıralar desteğine öyle gereksinimim var ki. Bana güvenebilirsin canım. Sana her konuda yardım edeceğimi, destek olacağımı biliyorsun. Yakında kendi evini kuracaksın. Böyle şeyler olur zaman zaman. Hadi gel de bana yardım et. Şu kitapları kutuya yerleştirver. Peki anne. Dur. Peki bu kutu kitapların tümünü alır mı acaba? Ya almazsa kalanları başka kutuya koyarız. Anne, şu bibloyu ne yapayım? Kağıda sarı ver, sonra da şu kutuya yerleştir. Pembe Tanrıça gene gülümsüyor bak. Gitmeme için için seviniyor sanki. Anne, nereden çıkarıyorsun bunları? Her zamanki gibi o aptalca anlam var yüzünde. Sen onda kendi aklından geçirdiğin şeyleri görüyorsun galiba. Belki de. Aa, şu saksıyı da alayım. Onu götürüp de ne yapacaksın? 2 yıldır çiçek açmadı. Ya, gözünün içine bakıyorum ama bir tek çiçeğini bile esirgiyor benden. Belki orada açar. Aa, daktilonu görünce aklıma geldi. Öykün nasıl gidiyor? Senin dediğini yaptım. İpleri koparıverdim. O ince ruhlu genç kız sevdiği erkeğin kendini aldattığını öğrenince birden kötüleşti. Sonunda ondan öcünü alarak kurtuldu. Ama merak etme. Genç kızla delikanlıyı fazla incitmedim sonunda. Bilirim anne, sen acımasız olamazsın. Evet, kitaplar yerleşti. Atölyeyi boşalttın mı? Boşalttım sayılır. Resim araçlarım, boyalarım dışında bir şey almıyorum. Onları önceden paketlemiştim. Boş tuvalleri de sardım. Orada güzel şeyler yapacağımı sanıyorum. Yaparsın elbette. Seni köşke ben götüreyim anne. Yerleşmene de yardım edelim. Sağ ol kızım. Bana yeteri kadar yardım ettin. Gelmene gerek yok. Lütfen anne. Birlikte eşyaları çabucak yerleştiririz. Peki. Sen arabayı çıkar, ben de bu arada kutuları kapının önüne taşıyayım. Oh, raf sapasağlam oldu. Şimdi de kitapları güzelce yerleştireyim. Şu 2 koltuğu pencerenin önüne çekmeli. Ara sıra bahçedeki çiçekleri seyrederim. Küçük masayı da ortaya koyarız. Ha? Anne, masanın üstüne anneannemin örtüsünü sereyim mi? Ser canım. Bu örtüyü annem ben işleyeyim diye almıştı. Şuradaki 2 gülü ben işledim. Bak nasıl da çarpıktır. Ama bu köşedekiler çok güzel işlenmiş. Onlar annemin emeği. Nasıl da belli oluyor değil mi? Of of. Çok güzel el işi yapardı. Renkleri öyle güzel uydururdu ki tablo gibi olurdu. Senin boyalarla tuval üzerinde yaptığını anneannem kumaş üzerine renkli ipliklerle yapmış.
Anne, resim gereçlerini nereye yerleştireceğiz? Eski eşyaların bulunduğu üst kattaki geniş odayı atölye yapacağım. Hava birden karardı. Yağmur bulutları hızla toplanıyor. Birazdan sağanak başlar. Yağmur bastırmadan sen eve dönsen iyi olur canım. Anne, eve gitmek istemiyorum. Bu gece burada kalayım. Hem babam evde değil, yarın da tatil. Kalıp yine sana yardım etmek istiyorum. Nasıl istersen. Biraz dinlenelim, sonra bir şeyler yeriz. Sana bir gecelik bulmaya çalışayım. Burada havlularla perdeler var. Şu çekmecede olabilir. Evet, bunu giyebilirsin. Sana uyar. Ah, çok güzel anne. Kumaşı, rengi. Ah, hele kokusu. Bunu bana anneannem dikmişti. Aynı gecelikten teyzene de yapmıştı. Bak, yakasıyla kol ağızları iğne oyası. Dolaplarda öyle güzel şeyler var ki anne. Neden bunları eve getirmiyorsun? Havlular bile elde simle işlenmiş, baksana. Her şeyi burada. Yerli yerinde bırakmayı daha uygun gördüm. Onlar bu köşke ait. Burada bir anlam, bir değer kazanıyor sanki. Ah, tümünün anısı var. Hem ah, elektrikler kesildi. Şimdi ne yapacağız? Sigorta atmış olmalı. Telaşlanma. Konsolun üstündeki şamdanları yakarız. Bakayım, şurada bir kibrit olacaktı. Ha, buldum. Tamam. Oldu işte. Yarın bir elektrikçi çağırtıp bütün sigortaları gözden geçirteyim. Mum ışığı, yağmur ve dışarıda ağaçlar. Ne romantik bir ortam. Şu yatak teyzemin yatağıydı galiba. Evet, bu oda bizimdi. Teyzen evlenince benim oldu. Uzan istersen. Yatakta çok rahatmış. Bak anne, mum ışığında tavandaki oyma yaprakların gölgesi duvarda nasıl da kımıldıyor. Bu oymaları deden yapmış. Desenlerini de kendi çizmiş. Yıllarca uğraşmış bunlar için. Anne, şu dolabın üzerindeki ne? Bak, gördün mü, dolapla duvarın arasından bir şey sarkıyor. Yün yumağına benziyor. Çekeyim bakayım neymiş. Ah, bu benim bez bebeğim. Yıllardır arıyordum. Demek dolabın üstünden arkaya kaymış. Bunu annem yapmıştı. Koynuma almadan uyuyamazdım. Ne kadar güzel. Biraz müzik dinleyelim mi? Ha? Bu romantik ortamı müzikle tamamlayalım. Ne dersin? Çok iyi olurdu ama ceryan yok ki. Ben getiririm. Şimdi bir hox pox yapayım. Eskiden köşkte elektrik yokmuş ama annemle babam müziksiz kalmazmış. İşte mucize kutusu. Gramofon. Bunu hatırlıyorum. Anneannem çalardı. Ah, işte plaklar da var. Anne hoş. Anne, hiç olmazsa bunu eve getirseydin. O gelmek istemedi. Sanırım bizim evdeki o modern müzik setinin yanına yakıştırmıyor kendini. Neyse, bir plak seçelim. Şu Edith Piaf galiba. Hı? Gözlerim pek seçmiyor da. Bak bakayım. Ha? Evet. Edith Piaf. Tamam. Milor. Piaf'ın başka plakları da var. Burada da klasik parçalar. Annem bu gramofonla plakların çoğunu Paris'ten getirmişti. Edith Piaf'ı da dinlemiş orada. Hemen çalalım. Nasıl olacaktı? Bak, şu kolu çevireceğiz. İğnesi üstünde zaten. Ah,
Redmond'u Milo. Ne hoş bir şarkı. Bu parçayı radyoda dinlemiştim. Ama şimdi daha etkileyici geliyor. Mum ışığı ve gramofon. Yağmur hala yağıyor. Sokak lambasının ışığında ağaçlar ne kadar büyüleyici. Şu öndeki ağacı ben doğduğumda babam dikmiş. Arkasında da teyzenin ağacı vardı. Geceleri yatmadan önce teyzenle pencerenin önüne gelir, ağaçlarımızı yarıştırırdık. Onunki daha uzundu. Bu yüzden üstünlük sağlamaya çalışırdı. Benimki de çabuk büyüsün diye her gün gizli gizli su dökerdim köküne. Çok çabuk işte. Teyzem senden büyük, ağacı da büyük olacaktı elbette. O zamanlar buna aklım ermiyordu. Sonra bir gece çok şiddetli bir fırtına çıktı. Gök gürültüsü, şimşek, yağmur derken bir çatırtı koptu. Ev başımıza yıkılıyor sandım. Meğer ablamın ağacına yıldırım düşmüş. Koskoca gövdesi alevler içinde yerle bir oluvermişti birden. O gece büyük bir tehlike atlatmış, çok korkmuştum. Anne, iyi ki yıldırım köşkün üzerine düşmemiş. Teyzemin ağacının biraz uzakta oluşu sizi kurtarmış. Evet, gerçekten de o ağaç kurtardı bizi. Sonradan çok üzüldüm. Sanki onu ben yakmışım gibi suçluluk duydum, acı çektim. Çocukluğumun ilk acısını o zaman tatmıştım. Artık yatalım istersen ha. Bugün çok yoruldum. Anne, plak bitsin de öyle. Ama istersen şamdanları söndürelim ha. Yattığımız yerden dinleriz. Gramofon nasılsa kendi kendine duracak. Peki canım. Annen daha kalkmadı mı? Günaydın baba. Annem evde değil. 2 gün önce köşke taşındı. Ya. Demek sonunda istediğini yaptı. Aranızda neler geçti? Ona ne söyledin baba? Biraz tartıştık. Bilirsin annen sergi açacağı zamanlarda sinirli ve gergin olur. Bir şeyler yaratmanın acısını çeker önce. Ardından bir süre durulur gibi olur. Sonra yine daha şiddetli bir sancıyla kıvranır. Sergi için çalışmalara başladığı zaman gerginleştiğini biliyorum elbette. Ama eskiden bu halini bize belli etmemeye, yansıtmamaya çalışırdı. Hem bu durum birkaç gün sürerdi. Ardından yine eskisi gibi neşeli, sevecen oluverirdi. Ama bu kez durumu gittikçe kötüye gidiyor sanki. Üzülme, bir süre sonra yine eskisi gibi olur. Şu sıralar aklı yapacağı çalışmalar yüzünden çok meşgul. Dağın tepesinden denize doğru akacak bir yatak bulmaya çabalayan ırmak gibi. Önüne çıkan taşı toprağa söküp atmak için kendini yıpratıyor. Evet, evet, dediğim gibi denize yaklaştıkça sakinleşecek, durulacaktır. Peki baba, bunu bildiğin halde ona neden anlayış gösterip yardım etmiyorsun? Eskiden onu rahatlatmak için elinden geleni yapardın. Annem atölyesine kapandığı zaman bir yandan hiç durmadan dinlediği müziğe kulak kabartırdın. Çaldığı müzikten denize ne kadar yaklaştığını sezerdim. Müzik yavaşlayıp yumuşayınca artık yatağını çizdiğini, sakinleşmekte olduğunu anlardım. Peki bu kez neden öyle yapmıyorsun? Yapamazsın, çünkü epeydir evle, annemle ilgilenmiyorsun. Sen de mi beni suçluyorsun yoksa? Şu son zamanlarda benim de işlerim çok yoğun. Büyük bir işe girişmek üzereyim. Sonunda ya çok yükseleceğim ya da batacağım. Bu yüzden ben de sinirli ve gerginim. Baba, zaten işlerin çok iyi. Bu kadar hırs neden? Bu işten kazanacağım para annemin çektiklerini ödeyebilir mi sanıyorsun? Bak kızım, bak canım. Başarılıyım ama her başarı yanında yeni sıkıntılar, dertler de getiriyor. Bir süre sonra bu sıkıntılara öyle alışıyorsun ki onlar olmadan yaşamın tadı tuzu kalmıyor. İnsan bir kere zirveye çıkmanın tadını tattı mı inmek istemiyor. Tersine daha da yukarılara, en tepeye çıkmak istiyor. Baba, senin dediğin o sonsuz zirve ancak sanatta vardır bence.
Hatta sanatta sınır yoktur. Belirli bir zirve de bulunmaz hiçbir zaman. Oysa senin zirve dediğin şey yalnızca hırsı canlı tutmaktan başka bir şey değil. Bunu insanca bulmuyorum ben. Beni anlayamıyorsun canım, anlayamıyorsun. Irmaklar denize ulaşırken sakin akar dedin az önce. Oysa sen bir türlü sakinleşemiyorsun. Evet, çünkü sakinleşmek bence aynı düzeyde heyecansız yaşamak demektir. İnsana insanlığını duyuran bu tutkularıdır. Ama başka güzel duygular da var. Aşırı tutku insanı bencilleştirebilir. Çevremizdekileri de düşünmeli, onlara da huzur vermeliyiz. Başkalarına huzur verebilmek için öncelikle kendimizin huzurlu olması gerekir. İşte bu yüzden tutkularımızın esiri olmamalıyız. Annemin böyle gergin durumları çok seyrek oluyor. Üstelik kısa sürüyor. Kendisini bırakıvermiyor annem. Sevdiklerini üzmemek, onlardan uzaklaşmamak için elinden geleni yapıyor. Annenle çalışma alanlarımız farklı. Ayrıca göründüğü kadar sakin biri değildir o. İşe geç kalıyorum. Hadi hoşça kal canım. Aklını bunlara takma. Takma demesi kolay. Güle güle baba. Of, babamla tartışmak ne kadar zor. Dediğini kabul ettiremeyince hemen kaçtı. Kurtulamıyorum bir türlü. Fırçam hep turuncuya kaçıyor. Mavi ile moruyu ayırmaya çalışıyor. Ay, çıldırıyorum galiba. Pembe tanrıça da turuncu oldu. Gene sırıtıyor. Gidin! Gidin! Çekil aradan turuncu! Elimi! Al bakalım! Al bakalım! Kurtuldum senden. İstemiyorum. Hepiniz gidin başımdan. Beni rahat bırak tanrıca. Rahat bırak. Bırak beni. Anne. Neredesin? Böyle boyalar, fırçalar darmadağın. Tablolar yerlerde sürünüyor. Müziği de ne kadar açmış. Anne, neredesin? Aman Allah'ım, perdenin arkasında galiba. Anne, sana ne oldu böyle? Dur canım, dur perdeyi çekeyim. Of, iyice dolanmışsın. Tamam. Tanrıça bana hadi bakıyor. Hadi anneciğim, boynuma tutun. Hadi, hadi gel seni divana yatırayım önce. Tanrıça. Hadi uzan şöyle. Hadi mor. Canım. Hadi anneciğim. Mora dikkat et anne. Tamam. Turuncunun tamam, yanına anne. Yaklaşmasın. Sakin ol anneciğim, her şey anne. Geçti artık. Bak, mor turuncunun yerinde duruyor, hiç merak etme. Anne. Hadi anneciğim. Bebeğimi tut. Tanrıça alacak elimden. Ne oldu sana anne. Böyle? Aman Allah'ım, anne. Beni annesi sanıyor. Anne. Sakin ol canım. Bak anne. Bebeğini sakladım. Kimse alamaz. Hadi gözlerini kapa. Uyumaya çalış biraz. Sen yanımdasın ya anne. Uyurum artık. Anne. Zavallı anneciğim, ya ona bir şey olursa. Gözlerini açıyor. Günaydın anneciğim. Oh. Günaydın mı? Ne oldu bana? Fırtına dindi mi? Ne fırtınası anne? Aa, o dündü. Dışarıda hava çok güzel bu sabah. Dünden beri hep uyudun mu? Evet, mışıl mışıl uyudun. Şimdi nasılsın? Neler oldu bana? Dün geldiğimde seni yerde buldum.
birden telaşlanıp bahçıvanın karısını çağırdım. Sıcak süte bal karıştırıp içirdi sana. Sonra rahatça uyudum. Hiç anımsamıyorum. 3 günden beri bir şey yememiş, atölyede kapanıp kalmışsın. Teyze sana yemekler hazırlamış. Onları yemen gerekirdi anne. Ah, suç bende, sana uğrayamadım. Çok işim vardı. Nişanlımla alışverişe çıkmıştık. Zaman bulamadım, kusura bakma. Erken gelebilseydim böyle olmazdı. Ne kusuru canım. Biliyorum senin de işlerin var. Asıl benim sana yardım etmem gerekirdi ama istemediniz. Her işinizi kendiniz yapmaya kalkıştınız. Size yük olmak istememiştik. Ay, yük olmak da ne demek. Ama evinizi kendi zevkinize göre kurmak hakkınız. Bu yüzden fazla üstelemedim. Hazırlıklar nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Neler alacağımız konusunda iyice düşünüp karar verdiğimiz için fazla zaman yitirmiyoruz. Zaten nişanlımla zevklerimiz de uyuşuyor. Buna çok sevindim kızım. Evlilikte zevklerin paylaşılması çok önemlidir. Bu ileride her konuya yansır. Birbirinize karşı her zaman açık olun. İçin rahat olsun anneciğim. Onunla çok iyi anlaşıyoruz. Atölyeyi düzenlemişsin. Yeni yaptığım tabloları gördün mü? Ya evet. Aslında konuları bana biraz itici geldi ama hoşlandım. Yalnız şu tanrıça... Ne olmuş tanrıçaya? Her tablonda o var. Renklerinde biraz... Ne bileyim, biraz şiddet var sanki. Renk kompozisyonları insanı ürkütüyor. Son 3 tabloda kullanmışım tanrıçayı. Evet, bunda çok belirgin. Saçlarındaki yılan dikilmiş, atlamaya hazırlanıyor sanki. Oysa hiç farkında değildim onun. Nasıl farkında olmazsın anne? Pembe tanrıçayı tam karşına koymuşsun, gözünün önünde duruyor. Etkilendiğim belli. Ama şu 3. tablona çok gizemli bir hava vermiş. Nasıl yaptın bunu? Şu alaylı bakışlar. Burada da turuncu olmuş. Konuya egemen olmaya çalışıyor. Bunları düzeltmem gerek. Fırçalarım, boyalarım nerede? Onları dolaba kaldırdım. Ama üstünde fazla durma anne. Tabloların bu haliyle de güzel. Hadi gel, beni kırma. Bu arada düğünü erteledik. Neden? Biliyorsun nişanlım doçent olmaya hazırlanıyor. Önce tezini bitirmesini uygun bulduk. Çok acele ediyordunuz. Gerçi tezini verirse içiniz daha rahat olur elbet. Hadi gel aşağı inelim. Hadi. Sana yiyecek bir şeyler hazırladım. Önce karnımızı doyuralım. Kendini iyice toplamadan atölyeye çıkmak yok. İstersen daha sonra ormana doğru bir yürüyüş de yaparız. Peki canım, nasıl istersen. Oh, öyle rahatladım ki. Güneş, ağaçlar, açık hava içime huzur olup akıyor sanki. Beni buraya getirdiğin çok iyi oldu. Kaç gündür kapanıp kalmıştın anneciğim. Bu hava, orman beni de canlandırdı. Köşke bak, ne güzel görünüyor. Dış görünüşündeki incelik çevresiyle öyle uyumlu ki. Bir mimarlık harikası. Evet, gerçekten de Sisley'in tablolarındaki gibi. Ağaçların arasına kondurulmuş zarif bir kutu sanki. İleride doktora yaparken burayı inceleyeceğim. Evet anne, tezimin konusu bu köşk olacak. Hemen işe başlasan çok iyi olur kızım. Babam burayı müteahhite verme konusunda beni çok sıkıştırıyor. Sakın razı olma anne, cinayet olur bu. Ben de öyle düşünüyorum. Burayı mahvetmelerine razı olmayacağım. Ben diyorum ki, köşkü restore ettirelim. Yine eskisi gibi canlandıralım. Evet anne, bunu yapmayı çok istiyorum. Eğer razı olursan ileride burada ben oturmak isterim. Buna çok sevinirim kızım. İsterseniz babamla siz de gelirsiniz. Her şey yine eskisi gibi olur. Eskiyle yeniyi yan yana yaşatmak çok harika olacak. Hoş geldin baba. Şuraya otur istersen, havuza karşı. Sağ ol.
Bahçe ne güzel olmuş böyle. Kamerye ile havuz onarılmış, çiçekler ekilmiş. Yine eskisi gibi olmuş her şey. Ne var? Beni neden çağırttın? Eve de uğramamışsın galiba. Dün geldiğimde annemi rahatsız buldum. Öyle mi? Neden beni hemen aramadın? Önemli bir şey mi? Baba, yerinde yoktun ki. Yine toplantıdaymışsın. Ne bitmez tükenmez toplantı bunlar böyle. Sahi toplantı ertelendi, sana söylemeyi unutmuşum. Nasıl olur? Bana kent dışına gideceğini söylemiştin. Oysa dün aradığımda sekreterin ortağın olan o hanımın bürosunda toplantıda olduğunu söyledi. Önemli bir sorun çıktı. Ortağım bu yüzden beni odasına çağırtmış. Buraya gelmen için not bırakmak zorunda kaldım ben de. Annenin bundan haberi var mı? Yok. Dün onu o halde görünce nasıl söylerdim? Durumunun ciddi olduğunu bilmiyordum, inan bana. İnanmıyorum baba. Bilseydi ne değişirdi sanki? Bak kızım, senin anlayamayacağın bazı şeyler ben var. Ben her şeyi anlıyorum baba. Ama sen açık davranmıyorsun. Aranızda kaldım. Benim de sorunlarım var şu sıralarda. Size gereksinmem var, desteğinizi istiyorum. Oysa hepimiz kendi başımıza yaşıyoruz. Annemin durumu içler acısı, bunalıyor. Kendi kendine bir kurtuluş yolu arıyor. Ama annen benim desteğimi istemiyor. Nasıl istesin baba? O kadar ilgisizsin ki. Yıllarca hep ondan almaya çalıştım. Aldın da. Hep ondan bir şeyler istedik ve aldık. Annem vermekten mutlu olan bir insan. Ama şu anda verecek hiçbir şey kalmamış. Bunun içinde üzülüyor, bunalıma giriyor. Oysa kendisi bunun farkında bile değil. Şimdi nasıl anne? İyi görünüyor. Daha doğrusu iyi görünmek için çaba harcıyor. Dün geldiğimde çok perişandı. Bütün gece anneannemi dedemi sayıkladı. Onlarla birlikteydi. Buraya gelmesi de bir kaçış, bir arayıştı. Yitirdiği şeyleri arıyordu. Bulamadığı ilgiyi, sevgiyi, desteği arıyordu. Buraya geliyor anne. Yalvarırım ona iyi davran. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hava ne kadar güzel değil mi? Evet, çok güzel. Babam seni görmeye gelmiş anne. İki gündür burada yoktum. Evde kimseyi göremeyince... Ben gidip çay hazırlayayım. Burada çay içmek çok hoş oluyor. Evet. Kameriyeyi onardıkları iyi olmuş. İyi olmuş. Havuz, fıskiye, çiçekler. Yani her şey eskisi gibi. Şu ileride bir ağaç vardı galiba. Evet. Gölgesi buraya kadar uzanırdı. Ama çok yaşlanmıştı. 2 yıl önce birden kuruyuvermiş. Kesmişler tabii. Ağaçlar da yaşlanıp ölüyor. Ya, ölüme hiçbir canlı karşı koyamıyor ne yazık ki. Sen nasılsın? Çalışmaların nasıl gidiyor? İyiyim. İyi. Çalışmalarım da iyi gidiyor. Birkaç tablo yaptım ama en önemlisi neler yapacağımı tasarladım. İşin en zor yanını çözümlemişsin. Evet. Bundan sonra tasarladığım konular üzerinde çalışmak, renk kompozisyonunu konuya oturtmak kalıyor. Onu da kolayca başaracağından eminim. Evet. Çalışmalarını görmek isterdim ama tümünü birden sergide görürüm artık. İyi olduğuna çok sevindim. Sağ ol. Senin işlerin nasıl? İyi sayılır. Kredi sorununu da çözersek rahat bir soluk alabileceğiz. Galeri müdürü telefon etti büroya. Seni evden birkaç kez aramış, bulamamış. Ekim ayındaki ilk sergiyi sana ayırdığını söyledi. Buna sevindim. Bol zamanım olacak önümde. Sevineceğim bir haber daha verdi. Yurt dışında karma bir sergi açmak için girişimlerde bulunuyormuş. Senin de katılmanı istiyor. Gerçekten mi? Böyle bir sergiye katılmayı çok istiyordum. Bu konuda ben de yardımcı olabilirim. Bilirsin, yurt dışı ilişkilerim yaygındır.
Sağ ol. Nefis çaylar geliyor. Rabiye de var. Sana yardım edeyim canım. Zaman ne çabuk geçmiş. Benim gitmem gerek, biriyle buluşacağım da. Baba, beni de eve bırakır mısın? Yarın dışarıda yapılacak işlerim var. Evden bazı giysilerimi almam gerekiyor. Tabii. Bak canım, burası uzak. Sen babanla eve git. Yarın oradan gidersin işini yapmaya. Anne, ha? Seni bu durumda bırakmak istemiyorum. Yanında birkaç gün daha kalayım. Ben iyiyim. Arada gene gelirsin. Yok, olmaz. Akşama dönerim ben. Sözümü dinle canım. Şimdi eve git. Pekala. Çantamı alıp geliyorum. Arabaya kadar geçireyim. Sen de gelmez misin bizimle? Hayır. Bu böyle ne kadar sürecek daha? Yani ben de iki arada bir derede kaldım yani. Böyle olması gerekiyor. Buraya da çağrıldığın için geldiğini anladım. Yo, yanılıyorsun. Ben... Anne, arka kapıyı kapattım. Yemek yemeyi ihmal etme sakın. Kendine iyi bak, olur mu? Yarın seni ararım. Hoşça kal. Güle güle canım. Hoşça kal. Güle güle. Aceleyse beni eve yakın bir yerde bırakıver istersen. Yok. Aslında işim yoktu. Annene öyle söylemek zorunda kaldım. İki gecedir uykusuzum. Ben de eve geleceğim. Umarım bunu annem anlamamıştır. Seni nasıl karşıladı? Nasıl karşıladığını sen de gördün. Yanımızdaydın ya. Köşke girdiğimde yalnız kaldınız ya. Annen her zamanki gibi sessiz ve sakin görünüyordu. Aramızda hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Ama için için kırgın olduğunu anladım. Peki eve dönmesi için onunla konuştun mu? Elbette, ama istemedi. Dönmemekte kararlı olduğu belliydi zaten. Hiç üstelemedin mi? Üstelemem, yalvarmam işe yaramazdı ki. Belki de yarardı baba. Annem gerçekten de çok sakindi. Hatta çay içerken şaka bile yaptı. Keşke bağırıp çağırsaydı, içini boşaltsaydı. O rahat görünüşünün altında kim bilir ne fırtınalar esiyor. Ama bilirsin, kendini kolay kolay ele vermez annen. Bence onu görmek istediğin gibi görüyorsun sen. Kendini suçlu hissettiğin için onun da seni gerçekten suçladığını sanıyorsun. Az önce kalkma bahanesi olarak randevunu öne sürdün. Annem bunun yalan olduğunu sezmiştir. Onu bilmem ama köşke sen çağırdığın için geldiğimi anlamış. Neden ona gerçeği, iki gecedir ortağın olan o kadınla birlikte olduğunu söylemedin? Dedikodular başını aldı gidiyor zaten. Yakında annemin kulağına da gider nasılsa. Yeter. Benim işlerime burnunu sokmana izin veremem. Baba, neden? Neden böyle oluyor? Lütfen. Ağlama. Ağlama lütfen. Benim neler çektiğimi bilmiyorsun. Kendime bir çıkar yol arıyorum. O bir avuntuydu o kadın yalnızca. Sen bunu anlayamazsın. Ama yaptığımın doğru olmadığını da biliyorum. Annenin benden uzaklaşmasına dayanamadım belki de. Annemi senin uzaklaştırmış olabileceğini hiç düşündün mü baba? Elbette düşündüm kızım, ama böyle olmasını istemedim, inan. Benimle daha çok ilgilenir sandım. Oysa tam tersi oldu. Peki onun bizden iyice uzaklaşmasına göz yumacak mısın? Of. Şu anda bir şey düşünemiyorum. En iyisi işi zamana bırakmak. Bir de annene elbette. O hepimiz için en iyi olanı yapacaktır eminim. Bunu sabırla bekleyeceğim. Sen de beklemelisin. Peki baba, ben de beklerim. Renkler kullanmalıyım ama yumuşak bir etki yaratmalı.
Mor arka planda kalsa iyi olacak. Hayır, sert çizgiler, geçişler gittikçe yumuşamalı. Doğayla insanın savaşımı, şurada da insanın kendiyle savaşımı ve güçlükleri alt etmesi. Merhaba anne. Kolay gelsin. Ah, merhaba canım. Seni gördüğüme çok sevindim. Nasılsın? İyiyim. Sana uğrayamadım bu ara. Çalışmaların nasıl gidiyor? Çok iyi. Sonunda aradığım biçimi buldum. Buna çok sevindim. Atölyede de epey değişiklikler olmuş. Her şeyi yeniledim. Bak, evden getirdiğim çiçek açtı. Ah canım benim. Meğer ne güzel çiçeği varmış. Bunlar yeni çalışmaların mı? Evet, gel bak. Son yaptığım tablolar bunlar işte. Harika. Yepyeni, değişik bir çalışma biçimi. Öncekilere pek benzemiyor. Kendimi yenilemeyi başardım sonunda. Gerçekten çarpıcı, çok etkileyici bir biçim yakalamışsın. Nasıl oldu bu? Vivaldi'yi dinliyordum. Mevsimler konçertosunu. Yıllardır dinlediğim bu parça birden bambaşka bir anlama bürünüverdi. Gözlerimin önünde bir takım şekiller, renkler oluştu. Her nota bir renk, bir biçim olarak belirdi karşımda. Çok ilginç. Bu ilkbahar olmalı. Evet. İlkbahar tüm doğal güzellikleriyle renk olarak gözlerimin önüne serildi. Oh, hemen guvaş boyalarımı çıkardım. Yumuşak notalar, yumuşak renklere dönüşüverdi. Boyama tekniğini de değiştirmişsin. Fırça vuruşların yumuşacık, tüy dokunuşu gibi. Bunu nasıl başardın? Anlatmak öyle zor ki. Tüm ezgiler, diyezler, bemoller kendiliğinden renklerle bütünleşti bir anda. Bu uyumu nasıl sağladığıma ben de şaşırıyorum şu anda. İnanılmaz bir değişim bu. Mucize gibi bir şey. Bu mucizeyi yaratan, daha doğrusu bana esin veren, yol gösteren de Pembe Tanrıça oldu. Pembe Tanrıça mı? Ama o... İnanmayacaksın belki ama Vivaldi'yi dinlerken gözlerim ona takılmıştı bir an. Müzik onu aklımdan geçen renklere boyuyormuş gibiydi. Notalar değiştikçe Tanrıça da renkten renge büründü. Yüzündeki anlam da sürekli olarak değişiyor, yumuşuyordu. Bu kez şu Pembe Tanrıça işe yaradı desene. Sana güzel tablolar yaptırmış. Kutlarım anne. Sağ ol canım. Sen neler yaptın bakalım? Hiç. Bildiğin gibi işte. Evdeki durum nasıl? İyi. Ne var senin? Geldiğinde üzgün gibiydin. Gene bir şeyler olmuş galiba. Hı? Bir şey yok anne. İyiyim ben. Yo yo, olmuş belli. Yüzünü görünce anlamıştım. Ama sen hemen tablolarla ilgilenince... Her neyse. Neler oldu anlat bakalım. Aslında sinirlerim çok gergin. Babanla aranızda bir sorun mu çıktı? Sorun nişanlımla anne. Sanki birden değişti. Değişti mi? Nasıl? Birbirinizi çok seviyordunuz oysa. Seviyorduk ama sevgi yetmiyor. Önceki akşam bize geldi. Çok durgundu. Babamla ayrılacağınız konusunda çıkan dedikoduları duymuş. Evet anne. Nereden çıktı bilmiyorum ama bu konu herkesi çok ilgilendiriyor nedense. Babamın o kadınla... Her neyse, ona ayrılmayacağınızı, senin yalnızca çalışmak için köşke taşındığını söyledim ama galiba inanmadı. Bana bunlardan söz etmedin hiç. Neye yarardı ki? Senin sorunların vardı, açacağın sergin vardı. Babamsa işlerinden, şirketinden, o garip ilişkilerinden başını kaldıramıyordu. İkiniz de kendi dünyalarınızda, kendi sorunlarınızla yaşıyordunuz. Ama olanların nedenini biliyordun. Anlayışla karşıladın. Hiç karşı çıkmadın bize. Başka ne yapabilirdim ki? İkinizin arasında kaldım. Oysa benim de sorunlarım vardı. Nişanlım çok önem verdiği doçentlik tezini hazırlıyordu. Bir yandan düğün telaşı. Hep sorunlar, sorunlar. Sorunlarla yaşamaya çalışmak. Ama nereye kadar? Nişanlıma ayrılmayacağınıza inandırmaya çalıştım. Aslında anlayış göstermedi diyemem. Ama durgunluğuna bir anlamıyorum. Korkuyorum anne. Hep bir gün bunu bahane edip ayrılmak isteyebileceği endişesiyle yaşıyorum.
öyle bir şey olursa bu yıkıntının altından kalkamam. Çünkü onu çok seviyorum. Çok seviyorum. Durgunluğunun başka bir nedeni olamaz mı? Tanıdığım kadarıyla böyle bir nedenle ayrılmak isteyecek kadar kişiliksiz değil o. Belli olmaz ki anne. Gerçi teze başladığı günden beri sinirli, gergin bir hali var. Ondan da olabilir. Ama bu kuşku beni öldürecek. Korkumdan açık açık soramıyorum da. Çok zor durumdayım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Neden öyle bakıyorsun? Beni dinlediğin bile yok seni. Çok zor durumdayım diyorum sana. Neden ağlıyorsun? Ağlamayıp da ne yapayım? Ah. Anne, yalvarırım eve dön artık. Beni düşün, babamı düşün. Babanı mı? Evet, evet, o da çok üzgün. Senin desteğini arıyor, ne yapacağını bilemiyor. Birlikte çok güzel şeyler yaptınız. Sizleri kendime örnek alır, aranızdaki sevgiye imrenirdim. Ne oldu böyle size? Birbirinize en çok gerek duyacağınız, destek olacağınız bir anda... Ama biliyorsun... Dinle beni lütfen! Sevginin ne olduğunu ben de biliyorum. Benim mutluluğum için bir kez daha birlikte olmayı deneyebilirsiniz. Birleşmemizi istiyorsun demek. Bencilce düşündüğümü sanma sakın. Ayrılmanızı hiçbir zaman istemem aslında. Bana inanıyorsun değil mi anne? Yanıt ver lütfen. Neden oraya bakıyorsun? Peki ya Pembe Tanrıça? O da bunu ister mi? Gene alaycı tavrını takınmış sırıtıyor. Bak, nifak tanrıçası oldu gene. Anne lütfen bana bak ve dinle. Şimdi de başını geriye attı. Kahkahalarla gülüyor. Anne bir şeyler söyle ne olur. Şu aptal bibloyu bırak elinden. Bıktım artık ondan. Lanet şeyi al bakalım. Kırdım onu işte. O aptal suratı paramparça oldu. Artık seni etkileyemeyecek. Parçalarını da iyice ezeyim de görsün. Yok oldu işte. O iğrenç bedeni yok oldu. Evet. Artık alay eder gibi gülmüyor. Kurtuldum ondan. Anne bağışla beni. Birden çok öfkelendim. Biblonu kırdım. Evet. Kırdın. Paramparça ettin. Ama üzülme canım. O yok oldu ama. Sen varsın. Müzik var. Tablolarım var. Bunlar yeter bana. Hadi. Gözyaşlarını sil canım. Sonra bana yardım et. Birlikte eşyalarımı toplayalım. Hava kararmadan evimize dönelim canım. Hadi.